Konuşmalarım kayıt altındadır. Bu toplantı provokasyonlardan tamamen uzak. O suçlama Sinan Erdem spor salonundaki bir toplantı üzerinden yapıldı. Provokatör suçlamasına dayanak olarak da toplantıya çağrılan üyelere atılan mesajlar gösterildi. Cübbesiz, sarıksız, çarşafsız gelmeyin şeklinde cep mesajlarının atıldığı iddia edildi. Yeni Şafak gazetesi tarafından. Bunu nasıl becermişler? Bunu en yani 28 Şubat sürecinde bana bu kadar iftira yapılmıştır. Böyle bir iftirayla karşılaşmadım. Halkımızı devletimizle, polisimizle karşı karşıya getirmek fitneciliktir. Bundan dolayı bu fitne bizden uzaktır, biz ondan uzağız. Toplantıyı organize eden Marifet Derneği önce bir yazılı açıklamayla haberde geçen tüm iddiaları yalanladı. Ardındansa Ahmet Mahmut Ünlü kameralar karşısında gazeteyi iftira atmakla suçladı. Çok ağır konuştu. Böyle bir kılık kıyafet şovu, bir de İslami geçinen Müslümanım diyen adam var. Efendim çarşaf şov şeklinde bu kadar Müslümanın namusu kabul ettiği tesettürüne, hicabına, kisvesine şov eklemesinde katarak böyle bir davet yapıldı demişti. Ben de diyorum ki ne zaman benim tarafımdan böyle bir ilan şalvarlı gelin, cübbeli gelin, çarşaflı gelin ilan edilmiştir. Bunu bu gazete ispat etmek zorundadır. İspat etmeyen şerefsizdir. Hem de çok büyük şerefsizdir. Bu şerefsizlik Müslümana yakışmaz. Bunu üzerinden atması lazım. Cübbeli Hoca gazetede haberi yapanların mahkemeye verileceğini de söyledi. Toplantının da iptal edildiğini açıkladı. Yeni Şafak gazetesinde çıkan ki ben buna provokasyon diyorum. Bu provokasyon neticesinde valilik toplantıyı iptal etti. Sevgili izleyiciler, birazdan bu ekranlarda Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında bu provokasyon iddiaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak dediğimiz gibi. Ama öncesinde kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Biz haber bültenimizi böylece noktaladık sevgili izleyiciler. Reklamlardan hemen sonra Yılmaz Tuncay ile birlikte Cübbeli Ahmet Hoca gündemdeki bugün konuşulan ne varsa özellikle Yeni Şafak gazetesinde Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili provokasyon haberi yapılmıştı bugün manşetten. Özellikle o konuyla da ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın söyleyecekleri, Yılmaz Tuncay'ın soracakları var sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından bu programı izleyebilirsiniz. Biz de yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde Flaş Ana Haber'de yine ekranlarınızda olacağız. Hepinize mutlu akşamlar. Değerli izleyiciler, iyi geceler. Bu akşam program formatında bir küçük değişiklik oldu. Bildiğiniz gibi Cübbeli Ahmet Hoca ile cuma akşamları bu saatte birlikte oluyor. Soruları ve gündemi konuşuyorduk. İlk bölümde hocamın kendi gündemine ilişkin yaptığı konuşma sonrasında karşılıklı sohbet biçiminde sorular ve gündemi konuşuyorduk. Bugün de hazırlığımız öyleydi. Ancak bugün üstelik çok da önemli konu başlıkları vardı. Özellikle 28 Şubat süreciyle beraber başlayan dönemde dini konular, özellikle ibadete ilişkin, dindarların yaşamına ilişkin konuların çok fazla öne çıktığını ve bu konudaki tartışmaların da yine marjinal kalsa dahi gündemde popüler hale getirildiğini biliyoruz. Mesela kurban konusunu bugün konuşmak hazırlığındaydık. Kurban konusunda tartışma bir süredir var. Genellikle bu tür tartışmalar, İşte alnı secdeye gitmeyenlerin namaz, efendim kurban kesmeyenlerin kurbanla ilgili konuları öne çıkarmaları gibi bir ilginç seyir izliyordu. Ancak bu sabah tabii başka önemli konu başlıklarımız da vardı. Renkli, keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorduk. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bir anda gündemi allak bullak etti. Bugünkü Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef alan ve provokatörlükle itham eden bir haber vardı. Habere baktığımızda haberi yapan kişinin ismi yok. İç sayfada, devam sayfasında, 14. sayfada devam eden bir haberdi Yeni Şafak gazetesinin. İstihbarat servisi notu vardı. 28 Şubat sürecinde Yeni Şafak ve çevresini hedef alan yayınlar ve haber üslubunu hatırlatır bir dil kullanılmıştı haberde. Ancak iddia önemliydi. İşte biz bugün
bu iddiayı konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yine bu programda ikinci bölümde önümüzdeki hafta pazar günü yani 24 Ekim tarihinde yapılacak olan bir toplantı söz konusu edilmişti. İstanbul'da Sinan Erdem Ataköy'deki spor salonunda Mahmut Hoca Efendi'ye bir ödül töreni düzenleniyordu. Üstün hizmet ödülü verilecekti. Dünyanın dört bir köşesinden de İslam alimlerinin katılacağı ifade edilmiş idi. Ancak bugünkü Yeni Şafak'a baktık. Cübbeli Ahmet'ten provokasyon diyor. Başka neler söylüyor? O söylediklerini sizlerle paylaşacağız aslında. Bizim ana haber bültenimizde de diğer gazetelerde de daha doğrusu televizyonlarda da bu konu konuşuldu. İşte bu konuyu konuşacağız bu akşam ağırlıklı olarak ve bugün iki canlı yayın konuğumuz birden var. Tabii Cübbeli Ahmet Hoca da burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Hoca Efendi'nin yanında bir başka kişi var. Marifet Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Sayın Şefik Kocaman. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam çok renkli bir sohbet yaparız. Bir hayli de neşeli geçer. Çünkü sizin sohbetleriniz öyle. Ben internette size ilişkin söylenenlere bir baktım. Çok ilginç şeyler vardı. Vaktimiz kalırsa onlar üzerinden de konuşalım istiyoruz. Tabii sizin lehinizde aleyhinizde de bir takım değerlendirmeler var. Ancak bugünkü manşet haber Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi doğrudan size hedef alıyor. Siz geçtiğimiz hafta bu programda bu hafta sonunda yapılacak olan İstanbul Ataköy Sinan Erdem spor salonundaki Mahmut Hoca Efendi'ye verilecek olan ödül töreninden söz etmiştiniz. Ancak Yeni Şafak gazetesinin değerlendirmesi bu organizasyonu sizin tarafından düzenlendiğini ve sizin bunu provokasyon maksadıyla düzenlediğinizi iddia etmiş. Haberin ayrıntılarını konuşacağız tabii. Önce bugün akşam saatlerinde de bir kısa basın toplantısı yaptınız. Sizin Yeni Şafak'a ilişkin bir cevap özetinizi alalım ve öyle devam edelim. Evet. Şimdi o basın toplantısının tümü de arada bir yayınlanabilir belki bizim bu şeyimizde. Yani hazır siz canlı buradayken basın toplantısının bandını yayınlamanın alemi yok. Yok yani o, canlısının ardından orada dinliyorum. Biraz daha canlıydım şimdi. Saat geçtikçe cansızlaşıyorum şimdi. Dün gece uyumadık. Hayır konuştuk bugün ya. De sabahtan erkenden uyandırdılar manşettesin falan. Size can geleceğinden kuşku yok. Ya babacığım tabii can gelir Allah'ın izniyle hayat Allah'tan ama yani iftira insanı yıldırıyor. Çünkü iftira ile baş olmaz. İftira acayip bir şey. Dün gece de teke tekte bayağı konuştuk ettik. 7 tane büyük günah. İçtenimiz sebal mubikat. Ocakları batıran 7 günahtan sakının. Hadis sahihte geçer. Bir tanesi iftira. Yani bakın o 7 günahta zina yok. İçki yok. Ki onlar da kebairdir ama özel seçilen 7'den biri iftira. Yani iftira aynı zamanda ne demektir? Eşittir yalan. Yani bu haber yalan. Tamamen uydurma. Bunlar nasıl Müslüman olabiliyorlar? Ben bundan bir şey anlamadım. Bunun kim yaptığı da bilmiyorum tabii de. Şimdi yani sahiplenen de yok diyorsunuz normal bir isim. Yani üslup açısından söylüyorum. Evet, bu evet. Biz 28 Şubat'ta çok alışık olduğumuz bir üslup. Siz daha iyi anlıyorsunuz o işleri. İşte belirtildi, öğrenildi filan gibi. Böyle evet. Kapalı, havale nevale. Adres yok. Adres yok evet. Bunda da yok. Belki bir... Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstihbarat. Mesela Yeni Şafak bana ulaşabilir. Ulaşabilecek bir gazete. Şimdi onu da söyleyeceğim. Aslında bana bir kere bu hususta bir şey sordular mı? Size bir cevap hakkı tanımalılardı. Sordular mı? Ha, yok efendim. Hiç yani ulaşmadılar. Siz provokatör müsünüz? Sizin için böyle bir haber alıyoruz. Hayır bunun izniniz sizin... var mı? Nedirsiniz? Nereden izniniz çıkardınız? Bunu efendim Mahmut Efendi'ye onu konuşacağız. İzin işi ayrı. Hayır hiçbir şey demediler. Yani bu haber yapılırken Yeni Şafak'tan size ulaşmadılar. Yok hiçbir haberimiz tabii yok. Bu arada biz hatırlatalım. Yeni Şafak gazetesine biz ulaşmaya çalıştık. Habere ilişkin. Haber kaynaklarına ilişkin eğer arkadaşlarımızın söyleyecekleri söz varsa onları da burada paylaşmaya hazırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Mümin zina eder mi? Günahtır, büyük günahtır ama edebilir. Yani kul kusursuz olmaz. Mümin hırsızlık yapar mı? Yapabilir. Yani günahtır ama yapabilir. Çünkü yapabilir derken normal anlamda değil ama düşebilir bu günah. Mümin yalan söyler midir? Bu da el müminü la yekzib. Mümin yalan söylemez. Bak biz neyimize mal olmasına rağmen kaça mal olsa olsun hep doğru konuşuyoruz. Doğru konuşmaktan canımız çıktı.
Hiçbir yalan konuşamıyoruz. Yani bu yalan... Şöyle... Yalan konuşan adamın ben Müslümanım dediği de yalan olabilir. Onun evet, için... Çok tabii ağır bir cümle oldu. Yok hayır hayır. Yalan, mümin yalan konuşmaz deyince bu sefer insanın güveni gidiyor yalan konuşana. Ama bir adama diyorsun bu zina yapmış, içmiş, kumar oynamış, faiz yemiş, günah yapmış. Bir adam yalan konuşmuş. E şimdi bu adam yalan konuşuyor, onu kandırıyor, bunu kandırıyor demek. Yalandan birilerini kandırıyor. Peki, yani bu haber yalan diyorsun. Aşırı bir yalan yani. Evet. Hiç alakası yok. Konuşacağız. Bir defa ama, başlıktan girersek provokasyon diyor. Evet. Provokasyonun Türkçesi ne? Kışkırtma. Evet. Kışkırtma bunun neresinde? Yani izinler alınarak. Herhalde şurasında. Neresinde efendim? Şimdi önce haberin ilk paragrafını okuyalım. Türkiye başörtü yasağı çözümünü konuşurken 28 Şubat'ı hatırlatan girişimler baş gösterdi. İki ilköğretim öğrencisinin okula başörtüsüyle gitmek istemesinin ardından şimdi de Cübbeli Ahmet Hoca taraftarlarının on binlerce kişiyi toplayacağı program taraftarları kim ya? Gündemde. Burada resmi dernek var, Marifet Derneği. Hoca o sebeple yani Şefik Hoca burada. Resmi bir dernek, böyle taraftar maraftar ne oluyoruz biz? Hizip miyiz ya? Burada efendim. Yok canım bizim hizipler ne alakamız var bizim? Efendim Mahmut Efendi Hazretleri'nin talebeleriyiz. Allah layık etsin. O da talebelerinden. Yakında hizmetkarlarından. Oraya da geleceğiz. Yani, şimdi burada Hoca Efendi ve çevresinin programdan rahatsız olduğu. Diyor, tamamen uydurma. O zaman burada. Belirtildi diyor. Ama isim lazım yani bu kadar. Belirtilmiş. İşte sizin dediğinize döndü iş. Haber yani, öyle. İsim yok, müsemma yok, hiçbir şey yok. Hepsinin uydurma olduğunun delili kendinde yani bunun şimdi. O zaman biri adam gibi çıksın. Yakınlarından kim buna itiraz ediyor? Kim karşıdır? O kişinin yakınlık nispeti nedir? Bunları duymamız lazım. Bir defa bu Mahmut Hoca Efendi katılacak mıydı bu toplantıya? Katılmaz olur mu? Şimdi anda Vov Otel'de kendisi. Gittik şu anda alimlerle yemekte şu anda. Ben yani misafirler geldi. Misafirler geldi. 400 yakın alim, parlamentolar şu anda birazdan buraya gelecek. Avrupa Orta Doğu Avrupa Parlamentosu'nun Orta Doğu Barış Elçisi şu anda burada konuk. O stüdyonuza da gelecek şimdi. Bu organizeye niye katıldım diye. Şimdi biz ondan işin sonra başından orada, başlayalım hocam. Yani şu anda Mahmut Efendi Hazretleri zaten otelde alimleriyle beraber yemek yiyor. Tabii orada da yani bir de iki gün orada alimlerin yani yanında. Bunun benimle ne alakası var? Yani benim burada bunun tabii başlangıcı meselesini o Muhittin Avami Hoca da gelecek. Ödülün tertip komitesinin işte Diyubendilerden işte, Muhammed Kasım Nanutevi Hazretleri 150 sene evvel vefat etmiş. O zatın adına ona vefa göstergesi olarak. Şimdi ben geçen haftanı hatırlıyorum. İlk kez düzenlenen ilk kez düzenleniyor. Ödül. Onda da Muhammed Efendi Hazretleri niçin seçtikleri, niçin öngördükleri gibi o konuları basın toplantısında kendisi beyan etti. Ben onun için dedim basın toplantısı hepsi ama o da kendi geleceği için onun da bir manası kalmıyor. Kendi söyler. O zaman şöyle yapalım. Şimdi Şefik Kocaman niçin bizimle birlikte? Çünkü Marifet Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve organizasyonu sizin derneğiniz yapıyor. Evet. Önce size sorayım. Bu organizasyon Marifet Derneği tarafından yapılıyor ama Marifet Derneği'ni oluşturanlar size yakın kimseler midir? Yakın tanış işte böyle arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Evet. Yani benim bir üyeliğim yok. Oranın kararları mütevelli heyetinde bir dahlim yok. Müdahalem yok. Ama o talep Muhittin Avami Hoca'dan yani genel sekreterinden, Hindistan Diyubendi Ekolü'nün genel sekreterinden Üstad Hazretlerine direkt arz edildi. Kimin aracılığıyla? Kendisi direkt ziyaret etti. Bizzat gelerek. Bizzat gelerek tabii. Onu arz etti. Kendi zaten onu beyan etti basın toplantısında. Üstad Hazretleri kabul etti. Ondan sonra ne düştü buraya? Türkiye'deki komite tertip heyeti oluşturulup da izin almaları düşünce de yani olayın resmi tarafının çözülmesi gerekince Marifet Derneği devreye girdi. Orada ben zaten hiçbir dernekte de üyeliğim yok. Hiçbir şeyim de yok. Ancak bana düşen tek şey bu izinler alındıktan sonra ilan edelim. Çünkü benim bir medyatik yüzüm var. Sizin aracınızla program haftada yapıyorum. Bu gibi kanallarla çünkü biz teke teke çıkacağımız da belli değildi. TKT'yi de bir gün evvel aradılar. Dolayısıyla o da belli olmadığı için sizin muhtap sizinle. Bir toplantımız var. Bir de Lale Gül FM'den canlı yayınlarımız oluyor diyerekten benim de bizim Üstad Hazretlerine bir vefa borcumuz yok mu yani? O bir ödül alacak da bunu ben duyurmayacağım. Niye duyurmayacağım? Yalnız ben şunu çok sorarım. İzinleriniz alındı mı?
Resmi izinleri alınmadan, görülmeden ben ilan yapmam. O zaman resmi izinlerin muhatabıyla. Muhatabıyla. Ha, ondan sonra ilan yapan provokasyon oluyorsa izin ver. İlanı da soracağım. Yani siz savunuyorsunuz ama onu da soracağım. Şimdi Şefik Hocam, evet, siz derneğin yönetim kurulu üyesiniz. Evet. Marifet Derneği'nin. Evet. Siz resmi izinler konusunda hangi tarihte valiliğe başvurdunuz? Şimdi isterseniz ben olayın evvelinden anlatayım. Olayın bütün gelişme detaylarına hakim olduğum için. Peki, kısa özet halini öğrenelim. Şimdi hani halkımız da şimdi dinliyorlar. Bir muamma üzerine konuşmuş olmayalım. Evet. İşin başından söylemiş olayım. Hindistan'da ilmi bir cemaat vardır. Bunlar Diyubendiler adıyla anılır. Evet, geçen hafta biz bu konuyu konuştuk. İşte 150 sene kadar evvel İmam Muhammed Kasım Nanotevi, Muhammed Kasım rahimeullah, bir medrese bina etmek istemiş. Mühendisleri çağırmış. Üç odalı küçücük bir şey yapmak niyetindeymiş. O gece projeleri yapıyorlar. O gece rüyasında görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yere hat çiziyor. Diyor ki o kadar değil de bu kadar olsun. 9 odalı. Büyütüyor işi. Uyandığında o çizgileri aynen yerde buluyor. Çizili buluyor. Ha, çizili buluyor onları. Mevla'nın işleridir bunlar. O plan üzere bina ediyorlar. Daha sonra bunlar çoğalıyorlar tabii. 10 milyonların üzerinde zannediyorum. Şu an orada tabileri vardı. Zaten Hindistan'ın nüfusu çok fazla. 1 evet. milyarın üzerinde. Şimdi de bu imamların adı yaşasın, duyulsun, ona bir vefa olsun için bir ödül töreni, İslam'a hizmet ödülü, insanlığa hizmet ödülü vermek istemişler. Bir komite kuruyorlar. Bu komitenin de genel sekreteri büyük bir alim vardır, Halepli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelir, sülale-i Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Avvami Hoca'nın oğlu Muhyiddin Avvami Hoca'dır. O da büyük alimdir. Seyyid yani. Tabii. Seyyid sülalesidir bunlar. İçimizde berekettir onlar. Allah-u Teala daim eylesin. Amin. Onlara gereken edebi göstermeyi de nasip eylesin. Amin. Malumunuz hocam daha iyi bilir. Tabii. Osmanlı'da halifenin yanına kimse oturamazdı. Nakibul Eşraf otururdu. Nakibul Eşraf kimdir? Bütün seyyidlerin kaydını tutan kimsedir. Halifeden sonra ikinci adamdır. Bayramlarda ilk halifeyi o tebrik eder. İlk tahta geçen sultana kılıcı o kuşandırırdı. Çok hürmet ediliyordu onlara. Allah-u Teala bizim milletimize yine aynen o hürmeti devam etmeyi nasip eylesin inşallah. Bunlar görüşmeler yapmışlar. Kime verelim diye. Geçen senede biz Muhammed Avvami Hoca'yı misafir etmiştik Mahmud Efendi Nasir'in evinde. İstanbul'da burada. İstanbul'da. Tabi şimdi Mahmud Efendi Hasan'ın yaşayışını gördü, onun talebelerinin durumunu, vaziyetini gördü. İlk defa o zaman mı haberdar oldu? İlk defa o zaman, yani daha önceden tanışmışlıkları var. Medine-i Münevvere daha evvel müteaddit kereler görüşmüşler. Ancak yakından tanıma fırsatını geçen sene buldular. Türkiye'ye ilk geldi o zaman. Zaten Medine-i Münevvere'nin dışına pek çıkmakta istemiyorlar. Böyle birçok alimler, Allah dostları vardır, giderler Medine'ye orada ölmek için. Ölmek için, evet. Orada Zekeriya Efendi vardı. Bilmem kaç sene olmuş hani belki 40 sene Mekke'yi hiç geçmemiş. Niye? Belki oraya geçerim orada ölü kalırım diye. Medine'de kalmak için. Men istada minkum en yemute bil medineti fel yefal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden Medine-i Münevvere'de ölmeyi becerebilen ölsün. O mukaddes beldedir. Bu zat Medine-i Münevvere'den pek çıkmıyordu. Geçen sene çıktı geldi. Mahmud Efendi seni ziyarete geldi. Hem de bu da bazı konferanslara da katıldı. Hocam da mütercimliğini yaptı. İsmail Efendi Camii'ndeki sohbetinde. Tabi cemaatin durumunu, vaziyetini görünce, hani insanları terbiye etmesi... Onun önerisiyle... Muhammed Kasım Nanutavi Hazretleri'nin hizmetine de yakın bir hizmet olduğu için demişler ki bunu ona verelim. Yani ilimle tasavvufu birleştirdiği için istikamet, ehli sünnet, hanefilik de var. Bu gibi müşterek noktalardan. Birkaç ay evvel geldiler, Mahmud Efendi Hazretleri'ne arz ettiler durum. Biz böyle bir ödül vermeyi düşünüyoruz size. Ama siz ödülle şereflenesiniz için değil, ödül sizinle şereflensin diye. Yani dediler. Edeben söylüyorlar bunu. Hani bizim ne haddimize sizin gibi bir zatı hani yüceltmek bizim haddimize değil, kabilinden söylüyorlar bunu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de kabul ettiler bunu. Daha sonra olayın Türkiye ayağını kim idare edecek? Bu dünyadaki alimleri toparlayan El-Ma'hadul Ali El-İslami, Yüksek İslam Enstitüsü.
Orada bir üniversitedir bu. Onun tabisi olan daha birçok üniversiteler vardır. Onlar bütün alimleri çağırdılar. Dünya genelinden. 41 ülkeydi, en son birkaç ülkede eklendi. Zannediyorum 45 ülke civarında. Haberde gerçi 130 diyor ama. Evet. Belki Ay'dan falan da çağırmış olabiliriz, bilmiyorum. Bize sormadan çağırmışlarsa. Yani sayı 45'i buldu. O civarı. Veya 45. Yani 41'in üzerine çıktı. Bir iki, bir iki rakam yani çıktı. 130 yazmışlar. Misafirler geldi mi tamamı? Her ülkeden geldiler. Birkaç vize sorunu olanlar gelemediler. Bazı işte sıhhat. Kaç kişi var şu anda? Şu an 300'ü geçti elhamdülillah. Öngördüğünüz sayı neydi? Öngördüğümüz sayı da zaten 320 civarındaydı. Yurt dışından gelecek. Yusuf El Kardavi'nin ismi var. Kardavi'yi de davetliler arasında. Yusuf El Kardavi'yi davet ettik. Kendisi kabul ettiler. Fakat daha sonra mazeret beyan ettiler. Videosunu gönderiyorlar. Konuşmacı olarak çağırdık kendisini. Çok üzüldüler. Fakat o gene gelip konuşacak yani. Videosuyla konuşmuş olacak orada. Yani olaydan haberdar, davetli. Tabii. Mazeret nedeniyle katılamıyor Kardavi. Ancak... Evet. Bir görüntü yani çekti. Onun burada gelmiş olsa yapacağı konuşma neyse onu orada tescil ettiler. Yani kayda aldılar, gönderdiler onu bize. İnşallah o şekilde konuşmuş olacak. Siz Marifet Derneği olarak organizasyonun Türkiye organizasyonunu yapıyorsunuz. Evet. Ev sahipliğini yapıyorsunuz. Evet. Resmi izinleri siz alıyorsunuz. Bütün resmi izinleri. Misafirleri siz ağırlıyorsunuz. Evet. Tabii. Şimdi valilik izin yazışmaları var. Onu soracağım, oraya geleceğim. Evet. Yeri değil belki ama daha doğrusu şu anda gündemi değil ama sonuçta bu bayağı maliyetli bir iş. Finansmanı nasıl sağlıyorsunuz? Sponsorlarımız var. Gittik, durumu arz ettik. Anladım. Birkaç sponsorumuz var. Allah razı olsun. Onlar tekefül ettiler bu evet, işi. Peki. Kapris otellerinin sahibi bu işi üstlendi. Bütün konaklama, ağırlama, otel. Onların üzerine. Onlar kabul ettiler. Yani onda arkadaşlar yani ise ben bu işlerin hiçbirinden haberim de yok. İşte burada yani yalan söyleyecek bir insan değil. Ben bu noktada sonradan hep haberdar oldum. Yani çünkü ben orada o sponsor, onlar tabii bir gayret göstermek icap ediyor bu işler. Benim o işlere takatım, vaktim yetmiyor. Oraya gidiyorlar, buraya geliyorlar. Gayretle gençler, sağlıklılar, Allah nazardan muhafaza etsin. Benim halim yok o kadar takatım. Evet. O zaman evet. Resmi açıdan ilk girişimi ne zaman yaptın? Resmi açıdan ilk girişimlerimiz Ramazan'ın evvelinde oldu. Yani Ağustos başı filan gibi. Öyle. Hamdolsun. Yani valilikten önce valiliğe başvurdum. Valilikten şimdi yer tahsisi istediniz. Şimdi yer tahsisi istemedik. Ne istedin? Bize yer tahsis edilmedi. Biz Sinan Erdem spor salonunu kiraladık. Ya, parası tabii, yani, parasını da ödedik. Anladım. He. Bedeli mukabilinde yani. Evet. Bedeli ondan mukabilinde. Önce şunu sorayım. Çünkü orada bir yalan var. Diyor ki ben evvela şeyi istemişim. Onu söyleyeceğim. Yani o İnönü stadı. Yok, İnönü'den evvel de şey. Olimpiyat stadını istemişim. Ne yap? Hiç haberim yok. Bu doğru mu? Böyle girişimleriniz oldu mu? Biz şimdi olayı hani yazın olsaydı belki orada yapacaktık. Görüştük evet. Hani olimpiyat stadıyla görüştük. Anladım. Kabul ettiler. En nihayet kiralayacaktık. Tabii. Biz de bu vatanın evladıyız. Herkes yani dağlardan teröristlerin indirildiği bir zamanda biz vergimizi ödüyoruz, askere gidiyoruz. Her türlü vazifemizi yapıyoruz. Yani biz üvey evlat mıyız? Herkes böyle şeyleri düzenliyorlar da yani her tarafı kiralıyorlar. Bizim de suçumuz var. Yani oralarda konser düzenleniyorsa böyle bir... Onu söyleyelim. İlk önce İnönü Stadı'yla anlaştık biz. Orta bir yer olsun diye. Evet, anlaştık onlarla. İmza atma seviyesine yani getirdik. Yani doğru. Tabii imza atma seviyesine getirdik. Hayır, o tarafı değil ama öbür tarafı yalan. İzin verilmedi diyor. Hayır, geleceğim. İstendi diyor. Bir de benim adıma. Adım. Onları anlatacağım. Burada hiç yoksun. Benim adıma hep yalan. İşte söylesin. Biz yapıyoruz hepsini. Şimdi İnönü Stadı'yla görüştük. Tamam dediler bize. İş imza seviyesi için hani bazı belgeler herhalde temin edilmesi yani gerekiyordu. Yani cevap almadınız. Çünkü haber red şöyle cevabı oldu, aldınız. Şöyle oldu. Bize tamam dediler. Peki, fakat daha hangi sonra hangi tarih için başvurdunuz? Hangi tarih için? 17 Ekim veya 24 Ekim diye. O artık maça göre ayarlayacaktık onu. Sonra onu kimlere verdiler oraya? Bir cazcıların birilerine verdiler. Yani konserler için. Konserler için verdiler. Tabii işte daha sonra manşetlere çıktı. Tarlaya çevirdiler. İşte şu kadar para için bu kadar ziyanetler falan deyince bize... Peki bizi... 29 Ekim tarihi için görüştünüz mü? Hiç alakası yok. Cumhuriyet Bayramı ya. Ay haber öyle. Aya bunlar bu kadar yalanı uydurmak için... Oraya kadar... geleceğim. Hocam oranın tafsilatını anlatacağım size inşallah. O, ya 17 olacaktı ya 24. Onu da yazdı. 29 ya. Olamaz bu ulemanın... 29 Ekim'de İnönü ya da Olimpiyada istediler. Olur mu öyle şey ya? Yok. 29 Ekim'de uleman çoğu hacca gidiyor. Hocam. Zaten hacca gidiyor uleman çoğu. Şimdi buradan hepsi hacca gidecek.
Bunlar hepsi hac yolcusu. Dolayısıyla yani o hepten yalan. Bir de o tam bir provokatörlük yapmış ya bu gazete. Hayır, provokatörün kim olduğuna karar verelim. Karar verildik işte. 29 Ekim'de istendi dediği onlar zaman. Onlar sizi itham ediyor. İşte 29 Ekim'i kim ister ya? Herkesin aklı başında ya. Cumhuriyet Bayramı var. O günde böyle bir şey isterim. Her yerde i̇şte etkinlik yani var zaten. Tam provokasyon. Ama çok büyük yalan. Kapalı vesaire. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Kur'an. Kur'an ifadesidir bu. Kim yalancıysa Allah'ın laneti onların üzerine olsun. 29 Ekim'le ne alakası olur? Şimdi olsun? İddiaları tek tek cevap. Bir de şu var. Şunu dediler. Ekim haftası niye meselesi? Mesela Ekim meselesi. Ben şimdi bunları sorunca anlıyorum. Hoca efendi orada bir tatil mi varmış? Ne hocam varmış? Belki vereceğim bilgileri de hocam yeni duyacak yani. Şimdi biz önce İmin ile anlaştık. Sonra işte bu konserlere verdiler, manşetlere çıktılar falan. Bize dediler ki yani kusura bakmayın şu an çok manşetlere çıktık. Bir zarar de, zarar hani, ziyan ettik, bir daha verirsek olmaz dediler. Biz de tamam anladım dedik yani. Yani İnönü ile önce bir Beşiktaş'la daha doğrusu. Evet anlaştık. Anlaştınız ancak daha sonra vazgeçti Beşiktaş. Evet vazgeçmek zorunda kaldı diye. Anladım. Sonra olimpiyat stadına döndük. Vereceğim. Olimpiyat stadında söyleyin, arayı verelim. Şimdi sonra olimpiyat stadına döndük. İşte büyük, geniş, güzel, ulaşımı kolay. Ondan sonra hani şehir dışında olması... Ulaşım pek de kolay değil. Büyük başlarda çok sıkıntı yaşamıyor. Şöyle yani park alanı çok geniş, girişi çıkışı kolay yani o cihetten söyledim. Sonra tamam bizim hoşumuza gitti. Gidelim oraya. Gittik bir de baktık ki böyle iki tarafı açık. Rüzgar buradan giriyor. Evet, orada o bir tarafı, rüzgar problemi var. Gelecek zevatın %70'i 60 yaşın üzerinde. Biz şimdi o konuklar açısından söylüyorsunuz. Tabii o rüzgarı nasıl yapacaktık biz? Onlarla da konuştuk biz. Tamam dediler. Ama biz sonra düşündük ki ya bu alemler üşürler. Orada 29 Ekim talebiniz var mı diye soruyor ama. Yok yok 29 Ekim mümkün değil. 29 Ekim'i konuşmak lazım çünkü önemli bir iddia. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir aramız var. Aranın ardından yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşet haberinde provokatörlükle suçlanan ve gazete haberinin ardından önümüzdeki pazar günü yapılacak olan toplantının da valilik tarafından iptal edildiği haberi ve Yeni Şafak gazetesinin haberini ve haberindeki iddialara ilişkin yanıtları sizlerle paylaşıyoruz ama Cübbeli Ahmet Hoca ile devam edeceğiz. Onun değerlendirmeleri olacak ama bir bölüm sonra Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin net ve kendi üslubu çerçevesinde yapacağı değerlendirmeleri paylaşacağız sizlerle. Biz Şefik Hoca ile yani bu organizasyonu tertip eden resmi derneğin ve organizasyon komitesinin içindeki kişiyle iddiaları konuşuyoruz. Evet. Toplayalım. Bir, siz Ağustos ayı başında bu organizasyon için Ekim'in birinci, ikinci haftasına ilişkin hazırlık yapmak üzere önce İnönü Stadı, ardından Olimpiyat Stadı için görüştünüz. Evet. İnönü Stadı için mutabık kaldınız ancak daha sonrasında İnönü Stadı'nı size vermekten vazgeçtiler. Evet. 29 Ekim tarihi kesinlikle söz konusu olmadı diyorsunuz. Böyle bir laf ağzınızdan çıktı mı 29 Ekim'de? Yok. Gerek Olimpiyat Stadı yetkilileriyle gerek İnönü Stadı için Beşiktaş yetkilileriyle. Herhalde İnönü Stadı için Beşiktaş'ta görüşürüz. Evet. Onlara 29 Ekim tarihi lafı telaffuz edildi mi? Öyle bir laf telaffuz edilmedi yani. Yani bunu gazeteden okudunuz. Oradan okuduk. Doğru. Ya, daha öncesi yok. Daha öncesi yok. Şöyle açıklayayım olayı. Şimdi ödülü verecek olan üniversitenin talebe kabul günleri var. Evet. Biz aslında Şevval ayında bu işi yapmak istedik. Onlar da bu ayın sonuna kadar talebe alım, imtihanlar çok yoğunlar. Yani Ramazan yani bayramı. Eylül gibi. Yani Ramazan bayramı. Şimdi biz daima onlarla Şevval, evet. Ramazan'ın biri işte 9 Eylül'dü galiba. Evet. Evet. Ondan sonra bir sonraki hafta yapalım dedik. Bu muteber bir cemaattir. Hindistan devletinin 250 belki 300 milyon Müslüman var orada. Onlara tatbik edecek kanunları bunların ulema heyetiyle istişare ediyorlarmış. Ona ilişkin bir şey yok zaten. Heh. Bir iddia yok. Dolayısıyla yani biz dışı. Hani yok, 17 yok. Ekim'den onlara uymak zorunda kaldılar. Anladım. Yani onlar Pakistan, Bangladeş orada bir 200-250 milyon Müslümanın taalluk. Ekim ayına onlar bu evet. Tarihi verdi. Anladım. 17 Ekim olsun istedik. Onların verdiği tarihlerin arasında 29 Ekim var mı? Yok. Ben 29 Ekim anlamadım. Geleceğim oraya.
Şimdi 17 Ekim söyledik. O zaman da işte bu müzakereler var. Hükümetle müzakere ediyorlarmış onu. 29 Ekim meselesi zaten 29 Ekim olduğu için hiç gündeme gelmedi. Zaten hacca gidiyorlar. Ulemanın bu yani gelmesi de mümkün değil. Çağıracağımız ulemanın çoğu zaten hac için yolculukta olacaklar. Biz zaten 24 Ekim'de yapmak durumundaydık. Yani sizin için en ileri tarih 24 Ekim. Evet. Zaten 24 Ekim. Öncesi olamaz, sonrası olamaz. 24 Ekim en geç 25 hepsi yolcuyor. Evet. Kalan yok. Evet. Kalamıyor yani. Peki Sinan Erdem salonu için başvuruyu ne şimdi, zaman yaptınız? 17 Ekim'de biz hala olimpiyattan vazgeçmiş değiliz bu sırada. Ama 17 Ekim'de oradan maç varmış. Öyle öğrendik. Döndük bu sefer Abdi İpekçi'ye. Şimdi arada bir de Abdi İpekçi manzarası var. Tabii. Abdi İpekçi'yi de neredeyse adı imza seviyesine getirmiş idik ki gittik bir etüt yaptık oralarda. Hani giriş çıkış, milletin gelmesi gitmesi, ulaşımı, park sorunu baktık. Sonra bize dediler ki Sinan Erdem daha güzel. Gittik oraya baktık. Ha dedik burası daha rahat olur. Bir de yeni. Tabii yenidir. Yeni salon. Yani içi dışı bütün hani teknik donanımı daha güzeldir diye döndük oraya. Orası da Spor AŞ'nin elinde. Bu yani belediyenin, Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nde. Onlardan burayı kiraladık. Taksis değil. Parasını evet. verdik, kiraladık yani. Olabilecek sıkıntılara karşı çok hassas davranıyorduk. Hani hakkımız olsun diye. Hani taksis falan istemedik onlardan biz. Direkt orayı kiraladık. 24 Ekim olayı böylece gerçekleşmiş oldu. Bu tabii Ramazan'ın sonuna doğru hallolunca tarih kesinleşti. Muhittin Avvami hocamız yani bu ödül komitesinin genel sekreteri başladı ulemaya şey göndermeye. Davetler. Davet göndermeye. Hocamız da bu süreçte yok henüz. Ama haberi sonra, var. Haberi var. Bazen müzakere edebiliyoruz hocamızdır. İstişare yani. İlmiye yolundan dedem olur yani. Ben talebesinin talebesi oluyorum. Yani istişarelerde bazı soruyorlar. Mesela evet. olimpiyat şeyine ben istişare vermedim. Olimpiyat istedik. İstişarem yani evet. rey olarak uygun soruluyor ya herkes görüş beyan edebilir. Ben oraya uygun görüş demedim. Mesela burada istedi verilmedi gibi. Evet. İki tane yalan var. Yani, istedi de yok. Tarih de öyle. Yani sizin ifadenize göre tarih 29 Ekim hiç. 29 Ekim diye bir şey konuşan efendim hiç olmadı. Bunu uyduran yani büyük bir yalancıdır. Evet. Peki. Sonra? Sonra ulemaya mail yoluyla başka yollarla davete gönderildi. 40 küsur ülkeye böylece ulaşılmış oldu. Gerçi ilk başta bu kadar 40 düşünülmüyordu. Hatta biz diyorduk ki 100 çağırırız belki 50 mi gelir falan böyle düşünüyorduk. Sonra bu ödül töreninin Türkiye'de düzenleniyor olması. İslam aleminde bu Türkiye'nin dedelerden kalma bir itibarı vardır. Bu komitenin de genel sekreterinin Muhammed Avvami Hoca'nın oğlu olması. Muhammed Avvami Hoca'nın dünya çapında bir alimdir. Hadis ve fıkıh sahasında onun da büyük itibarı var. Onun ağzıyla, onun eliyle çağrılmış olması, onun oğluyla olması da ve bir de Mahmud Efendi Hazretlerimizin de büyük bir şanı var İslam aleminde. Bu üçü bir araya gelince ulema bu işe çok rağbet ettiler. Bu Zahidül Kevseri ekolünün dünyadaki şu andaki temsilcisi, babası Muhammed Avvami Hoca. Onun için çok itibarı var. Efendi evet. Hazretlerinin bir 2005 ömresinde bir 30-40 bin kişiyle bir tavafı var. Evet, bunun resmi, bir fotoğraf göstermiş. Fotoğraf resmi de var. Ondan sonra tabii bu internetleri çok Arap aleminin, İslam aleminin Mahmud Efendi Hazretlerine bir merakı. İlgi duyması. Aşırı bir ilgi duyması. Kimdir bu zat? Şeklinde bir tezahür etmesi. Ondan sonra başbakanımızın tabii bu One Minute çıkışından sonra efendim bütün Arap aleminde bir teveccüh Türkiye'ye karşı mazlumun yanında yer almak itibarıyla. Bu gemi meselesinden yine bir Türkiye'ye büyük bir itibar İslam aleminde. Bunları hep hesaba katalım. Evet. Bu bir Türkiye'nin şerefi. Hal böyle olunca bütün bunlar birleştiği zaman hakikaten çok fazla bir rağbet oldu. Tabii bu işin bir cephesi. Gazetenin haberi veriş biçimindeki yaklaşımı başörtüyle da, bunun ne alakası? Başörtü onun işini, başka cephesi. Onu sizle konuşacağız. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi referandumda çıkarttı bunu. Onu bu konu yoktu ki. Onu sizle konuşacağız. Mitik'te çıktı bu konu. Biz şu işin resmi tarafını tamamlayalım. Evet. Sinan Erdem'de anlaştığınız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nu kiraladınız. Evet. Bedelini ödediniz. Evet. Davetler yapıldı. Ulema da çok rağbet etti bu işe. Evet. Biz tabii bu arada bütün resmi izinlerimizi aldık. Yani valilikle yazışmalar yaptık, il emniyet müdürüyle yazışmalarımız var, itfaiye ile yazışmamız var, güvenlik şirketi, temizliğiydi, sağlık firmalarıydı. Her şeyimiz kanuni. Evet. Tamamen müracaatlarımız yapıldı. Valilikten, emniyet müdürlüğünden de bize kağıtlar geldi, müsaadeler. Evet. İznimizi de almışız. Her şey tamam, Allah'a çok şükür. Sonra... İşte hani Temel'in dediği gibi her şey çocuğun pazara kaçmasıyla başladı. Bilmiyorum, böyle bir olay çıktı önümüze. Nedir o fıkra? Hocamdan dinleyelim onu. Ya ben bilmem, her fıkrayı ne bileyim ben ya. Ne bileyim yani, siz çok fıkra anlattınız. Hoca beni Çaykaralı'dı yani, onun bildiği fıkralar olur. Hani derler ya, Temel kamyon sürüyormuş. Bir tam çatala denk gelmiş. Sağ tarafta pazar var 200 kişi, sol tarafta da bir çocuk var. Şimdi mecbur fren patlamış, bayır aşağı geliyor, ne yapayım? Bari diyor, bir kişi bir kişidir yani 200 kişi ezmektense. Sonra kaza oluyor. Haberlerde 201 kişi ölmüş. Temel'e soruyorlar, nasıl oldu bu iş? Diyor ki, her şey çocuğun pazara kaçmasıyla başladı diyor. Yani kafaya koydu ya şimdi çocuğu. O da kaçınca pazara dedi, madem çocuk kaçtı biz de onun peşine. Şimdi bu bir nevi öyle oldu yani. Böyle bir haber çıkıverdi. Yani her şey 22'sine bir de kadar... Efendim iptal bir şeysi de yok tebliği bugüne kadar. Ben dün teke tekte bile davet yaptım. Çünkü ben izin olmayan bir şeyi asla davet etmem. Hukuksuz, kanunsuz, iptal edildiğini de bilsem etmem. Çünkü devlete karşı, polise karşı halka gelin denir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Neyim yani? Onu konuşacağız. Hayır ama hiçbir haber yok. İşte sabah bu çıkıyor, öğlende iptal geldi. Öyle mi? Yani tabii tetikçiliğini bu yapıyor. Öğlende iptal geliyor. Tabii iptalin gerekçesini göndermişler, resmi bir şey. Evet. Bize burada düşen bu iptal kararına saygı duyup boyun eğmek. Yani bunun üzerine daha artık da millet gelsin toplan denmez. Artık polisimiz muazzaftır, vazifelidir. Onlara da yardımcı olmamız lazım. Bu hususlarda ben çok hassasım. İptal kararında ne çok diyor? Karşıyımdır bu işlerde. Kesinlikle. Evet, onun ne diyor iptal için kararı? Gerekli tedbirlerin alınması uygun görülmüştür gibi ifadeden sonra, ancak alınan duyumlarda salon kapasitesinin çok üzerinde katılım beklendiği, söz konusu etkinliğe katılanlar içerisinde kalabalığı provokaya edebilecek şahıslar bulunabileceği değerlendirildiğinden. Yani bir istihbarat raporu var demek. İhtimal. Siz de öyle dediniz gazetede, de öyle bir şey var dediniz. Yani en azından gazetede şöyle var. Yani haber istihbarat servisinin, yani gazete istihbarat servisinin. Evet. Ama yani bu haber bir istihbarat haberi gibi gözüküyor. Yani gazete istihbaratı değil de polis, MİT, bir resmi kurumun bir servis var. İstihbarat sızdırması yönünde bir işaret var. Yani tamam da o zaman kalkar insaflıca der ki böyle bir durum olabilir, dikkatli yani, olalım. Tabii. Bunu demek nerede? Gidip de suçluyu da bulmuş, faili malum. Falancı şöyle yaptı, falancı böyle yaptı, falancının hiçbir haberi yok. Peki siz gazeteyi aradınız mı? Yok, gazeteye avukatı miktar çekti. Hayır, mesela gelen yayın yönetmeni Yusuf Siyah Cömert'i telefonu kaldırıp... Tanımıyorum. Tanımak şarttı ki yani... Zaten telefonlara çıkmıyorlar, biz aradık. Manşete... Onlar aramış. Siz aradık. Aradınız mı? Aradık tabii. Görüştünüz mü? Yok. Yani muhatap mı bulamadınız? Yok, bulamadım. Buradan yani bir kere daha söyleyeyim. Tabii halk çok büyük şey yaptı. Biz de muhatap bulamadık yok, ama... Çok yüklenildi. Ama halk çok büyük tepki. Eğer Yeni Şafak'tan arkadaşlarımız çünkü burada, bağlanmak isterlerse yayını bağlayabiliriz. Burada bana büyük bir iftira var. Şu anda bütün aboneler iptal ediyormuş. Bütün kalktı memleket ayağa. Yani bu böyle iftirayı, bu tutmaz. Demin efendim Mehmet Cevahir abimiz aradı bana. Türkiye'nin diyor yarısı, çoğu seni seviyor, tanıyor. Biz artık ekran malı olduk. Yani herkes bizim şekerimizi biliyor. Biz konuşurken yalan konuşamayız. Biz yalan yaptık mı sırıtır. Yalan yapacak adam değil. Suratımız yalancı yüzü değil. Bunların hepsi yalan. Vallahi billahi yalan, iftira. Bunu 28 Şubat sürecinde en büyük yani düşmanlarımızdan bu iftiraları görmedim. Onu konuşacağız sizinle. Görmedim. Nedir maksatları şimdi, anlamadım. Bir de onu da konuşacağız. Şunu bir yani beyan etmek istiyorum. Nedir? Tabii ki valilik karar alır. İstihbari duyum alınır. Bu tebliğ edilir. Biz tebliğlere her zaman uyarız. Beni bugün emniyet müdür yardımcısı aradı. Aradı mı? Aradı. Dedi ki hoca, ben senden bu ilanı bekliyoruz. Ben dedim izin varken ilanları yaptım. İzini de gördükten sonra ilanlara başladım. Şimdi iptal edildi diyorsunuz. Sordum. Hocaefendiler dediler ki resmi tebliğat
geldi adresimize. Bunu da resmi bir tebliğat olduğunu, çünkü adam emniyet müdürüm diye arar. Efendim yani, evet. Kim olduğu belli değil adam. Başbakanı dolandırdılar öyle. Yani şimdi. Yani. Şimdi ben de, bunlara da sordum. Dedim ki tebliğat ulaştı mı? Ulaştı, muhtar almış. Efendim çünkü cumaydı bugün. Herkes camiye gitmiş falan. Muhtar almış falan. Ben bu tebliğat üzerine işte basın toplantısı açıkladım. Burada da aracınızla açıklıyorum. Halkımız sakın asla devlete, hükümete, emniyete, vilayete yani valiliğe asla bir serzenişte bulunma hakkımız yoktur. Onlar maslahat müdahazasıyla fayda, insanların faydası için. Size emniyet müdür yardımcısı nasıl bir bilgi verdi? Bana bir bilgi vermedi. Dedi ki işte bu şeyin yani sıkıntılar olacak, böyle şey duyumlar vardır. Halk duyumlar olduğunu söyledi. Yani o manada konuştu. Halk dedi şey yapmasın, böyle kapılarda toplak. Polisle karşılaşıp da yani biri de kalkar. Çünkü bak bu iş çok önemli. Külliye meselesinde o zaman Beykoz'da yıkım kararı çıkarttıkları vakitte biz toplandık. Mahmut Efendi Hazretleri, o zaman Hazım Oktay Başar vardı. Milli Gazete'nin sahibi, rahmetli eski vali. Eski Konya vali. Ondan sonra böyle oturup dedi yıkacağız falan. Orada birisi, kamuoyu tanır onu, ismini vermeyeyim, bana telefon etti. Dedi ki bütün kamyonları, otobüsleri, her şeyi hazırladım. Doldurayım oraya 10 bin kişi yiyelim. Dedim bu işin iş değil. Tam da ihtilale malzeme aranıyor. Biz bu sefer benim hocam Rasul Hoca da vardı herhalde. 4 kişi falan Mahmut Efendi Hazretleri odasında toplandığımızda karar aldık. Nedir karar? Yıksalar da toplanmayacağız. Niye? Orası Ahmet Yesevi Camisi'dir vakıf kararında. Camidir orası. Niye? Çünkü malzeme aranıyor. Burada asker senin benim çocuğum. Benim oğlum da askerliği bitirmek şu an askerde yani. Asker de olur, polis de olur. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz, evladımız ya. Şimdi orada asker vazife emir kuludur. Gelir bir yıkım, hani bu gecekonduları yıkıyorlar ya. O gibi bir şey olur. Oradan hani gecekondu yıktırmayana taş atar, bir şeyler atar ya. Burada da kalkar, sakallı cübbeli kılığında böyle çok sakallı cübbeli ajanlar var. Bu tipi giyer, hani bir haber çıktı ya, bu Ergenekon içinde. Florya'da polis şeyini basacaklarmış da. Hatta gazetelerde falan çıktı. Evet. Diyormuş ki ya daha ne kadar bu şalvarı cübbeye giyeceğiz? Kardeşim diyormuş, kaç sene oldu diyormuş. Bir eylem yaptıracaksak yapalım, yoksa biz de bıktık diyormuş. Hayır, 28 Şubat'ta Kalkancı'yla Müslüm Gündüz'ü unutmadık zaten. Onu da koyacağız. Unutmadık. Şimdi aynı bu olay size. Biz de dedik ki yıksalar da, çünkü neden? Kalabalığın arasına karışan çarşaf giyme numarasıyla, sakal cübbe numarasıyla. Aynı şey pazar günü olmaz mıydı? Biri girer. Ama durun şimdi, orada yıkım kararı bir şey yok ki, burada izinliyiz. Burada hayır, izinlisiniz de. Biz izinliyken bu ilanları çok yaptık. Çok kalabalık bir kitle toplanacak bunların arasında. Ama yaptık işte, biz Abdülbekçi'de yaptık. 30 bin toplandık. Ses çıkmadan gitti. Hızır Efendi şehit oldu. 150 bin kişi cenazemizde. Bayram Efendi şehit oldu caminin içinde. En büyük provokasyonlar oldu. 250 bin kişi toplandı. Cenazeler oldu. Tekbir bile mekruhtur. Sesli tekbir bile uygun değildir fıkıhta. Tekbir bile atılmadı. Bizde böyle bir şey olmaz. Ama şimdi biz orada şunu düşündük. Başka biri girer de askere bir taş atar. İşte sizde olmaz. Aynı şey, böyle bir sıkıntı olmasın. Olmaz mıydı? İşte olmasın diye biz orada bunu göz yumduk. Burada da iptal kararı geldikten sonra bunun konusu bile yapılmadı. Program iptal. Program iptal yapıldıktan sonra artık halka gelin de şudur budur denmez. Peki. Halkımız yorulmasın yani. Bunu beyan ediyorum. Mahmut Hoca ile beraberler yemekte, otelde dediniz. Onlara ne söylediniz? Pazar hayır günü? O zaten şimdi onlara illa da şu kadar adam gelecek diye. Hayır. Bir şart yok ki. Onlara ne söylediniz? Yani şu nasıl anda onlara bir bilgi aktarımı olmadı. Oyuncu yok. El Cezire kanalı, El Risale kanalı, bayağı bir kanallar da var. Dolayısıyla tabii dünyaya bu şekilde bir yansıma gel yüzüm yok. Ödül merasimi otelde pazar gün yapılacaktır. Yani ödül merasimini iptal etmedi valilik. Evet. Yani zaten böyle bir yetkisi de yok. Peki, ben ödülü evde de veririm. Şefik Hoca'ya bir ödül veririm şimdi ben burada. Onu iptal etmez yani. O mesele değil. Bir de hocam kapalı zaten alanlarda izne gerekmiyormuş. Kapalı alanlarda yaptığımız faaliyetlerde izne gerekmiyor. Derneğimiz için. Onu da bilmiyorum. Ben o kanunu okutabilmiyorum. Ama biz kanunlara uyarız. Buna rağmen izin almışız biz. Ama şu kendi yerinde izne tabi değil. Kendi yerlerinde yaptığın zaman izin alman kendi lazım. Kendi yerinde. Yani izin kendi dernek binanızda yapacağınız her türlü etkinlik, toplantı için bir izin gerekmiyor. Evet. Peki iptal yazısında onu bir görebilir miyim? Şu anda artık onu zaten karara bağlanmış. Onu konuşmuyoruz, bu iftiraları konuşuyoruz yani. Ama şimdi bakın burada tarih 21'i.
Yanlış mı görüyorum? Hayır. Bize bugün ulaştı. Evet. Dün alınmış bu. Bize bugün ulaştı. Muhtarın dediler. Belki hayır, muhtara mi vermişlerse bilmiyorum. Buradaki tarih şeyle atılmış. Daha sonradan herhalde bir tükenmez veya mürekkepli kalemle atılmış. Ha, el işi. Tarih evet, 21-10 tarihini taşıyor. Tabi burada bir tebliğ tarihi yok. Ancak yazıyı hızla ben okuyayım. Derneğimizi 24-10 pazar günü 17-23 arasında Bakırköy ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Spor Salonu'nda Mahmut Usta Osmanoğlu'na uluslararası hizmet ödülü verilmesi için program düzenlemesi amacıyla bildirimde bulunulmuş. İlgili sayılı valilik makamının olurlarıyla etkinlik için gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması uygun görülmüştür. Ancak alınan duyumlarda salon kapasitesinin çok üzerinde katılımın beklendiği, söz konusu etkinliğe katılımlar içerisinde kalabalığı provoke edebilecek şahıslar bulunabileceği değerlendirildiğinden ilgili sayılı valilik olurunun iptal edilmesi uygun görülmüştür. Vali yardımcısı Ali Bakoğlu imzalamış ama bunun üzerindeki tarih 21, yani dün. Elimize bugün geçti bizim. Evet. Şimdi hayır burada, şimdi buradan, dün böyle bir karar alındıysa dünkü tarihle Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti o alınan karar üzerine verilmiş bir manşet gibi düşünmemiz lazım bilemem. Ya onları ben anlamıyorum tabii. Siz evet. Ben tarihi bile görmedim. Evet ben tarihe baktım ayın 21'i. Evet. Dünkü tarih yani. Bana emniyetten bugün saat 12 gibi evet, telefon geldi. Şimdi buradaki iddiaları. Ben de dedim tabii ki gerekeni yaparız. Asla askere polisle halkı karşı karşıya getirmeyiz. Yani neyimize mal olursa olsun getirmeyiz. Böyle bir şey emniyeti yapamayız. Emniyeti sizden istediği neydi? Emniyeti ilan istediği edelim halk gelmesin. Gelmez. Ha. Dedi biz halkı şey, biz de dedik ki zaten tabii halka da yazıktır yorulmasınlar. Ama uzaklardan gelenler vardır, şunlar bunlar vardır. Artık otelin kapasitesi evet, olduğunda O zaman herhalde Şefik Hocam'a soracağımız soruların sonuna geldik gibi gözüküyor. Resmi süreci bu yolla öğrenmiş olduk. Bu arada Yeni Şafak gazetesini tebrik ediyorum. Bir tane habere bu kadar yalan sığdırmak da bir beceridir yani. Şimdi ben size bir kısa anlatayım. Ben size bir kısa anlatayım. Cehaletin bu kadarı tahsil edilir mümkün diye bir Osmanlıca evet, beyit var. Siz sözleriniz onu hatırlattı. Çok kısa anlatın, ara bir kısa anlatayım. Şimdi bir Müslüman gelmiş hoca efendiye. Diyor ki hocam. Bu da temel mi? Değil. Ben bir kısa duydum. Yanlışı varsa düzeltir misin? Buyur oğlum diyor. Kenan ilinde. Yok ne diyelim ona. Mesela hani Şam'da. 13 tane kız kardeş. En büyüklerine haset etmişler. Onu göle atmışlar. Ardından annesi günlerce ağlamış. Şimdi hoca efendi demiş ki oğlum Şam değil idi. Kenan iliydi. 13 değil 12 idi. Kız değil erkek idiler. En büyüklerini değil en küçüklerini. Göle değil kuyuya attılar. Ardlarından anneleri değil babaları günlerce değil yıllarca ağladı oğlum demiş. Hazreti Yusuf kıssası. Evet. Çok güzel evet, bir tasvih oldu yani. Evet. Haberi. Efendim hala ekranlarımızın Yeni Şafak'ın bu konuda yapacağı açıklamaya açık olduğunu söyleyelim. Kısa bir aramız var onu verelim. Az sonra yine birlikte olacağız. İşte kredi kartı ödemeniz geldi. Nakit kredinizin de taksidi kapı. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetler devam ediyor. Konuklarımız Cübbeli ama Ahmet Hoca değil bu bölümde. Hani bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Yeni Şafak'ın haberine ilişkin organizasyonu yapanların çok ciddi itirazları var. Haberin tamamına, haberdeki iddiaların tamamına itirazlar var. Ve haberin içerisinde geçen bir başka iddia ise konukların aldatıldığını ima eden bir yaklaşım söz konusuydu. Yani bir takım konuk isimlerinin kullanıldığı iddia ediliyordu. Bu arada ekranlarınızın altında Rütü'nün yeni uygulamasını görüyorsunuz değerli seyirciler. 21.30'da çocuklara haydi uykuya diyoruz. Onu da bu vesileyle hatırlatmış olalım ve programımıza devam edelim. Konukların aldatıldığı iddiası vardı ve isimlerin asılsız kullanıldığı iddiası vardı. Ve işte şu anda o ödül komitesinde ödülün Mahmut Usta Osmanoğlu'na Hoca Efendi'ye verilmesi konusunda çalışmayı yapan kişi konuğumuz ve
tercümesini yine programımızın başından beri bizle birlikte olan Marifet Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman Hoca yapacak. Evet, önce kim olduğunu konuğumuzun bize söyler misiniz? Doktor Muhiddin Avvame kimdir? Daha evvel de belirttiğimiz gibi Muhammed Avvame Hoca'nın oğludur. Muhammed Avvame Hoca kimdir? Muhammed Avvame Hoca Halep ulemasından, dünya çapında özellikle hadis-i şerif ve fıkıh dalında mütehassıs ulemadan bir zattır. 30 seneyi aşkındır Medine-i Münevvere'de ikamet etmektedir kendisi. Evet. Muhittin Bey nerede? O da onun yardımcısıdır. O babasının. Tabii. Muhammed Avvame Hoca, Muhammed Zahid Kevseri Hazretlerinin ilmiye sınıfındandır. Abdülfettah Ebu'l-Gudde Hazretlerinin de talebesidir. Eyvallah. Abdülfettah Ebu'l-Gudde çok muhteberdir. Yani bu işle ilgilenenler bilirler zannediyorum. Çok fazla bir ifadesi yok ama sonuç itibariyle evet. Doktor Muhittin Bey Mahmut Hoca Efendi'ye bu ödülün verilmesi için çalışma yapan komitenin genel sekreteri. Evet. Yani seçici kurulun ödülün kime verileceğini belirleyen kurulun genel sekreteri. Evet. O zaman kendisine şunu soralım. Mahmut Usta Osmanoğlu'yu, yani Mahmut Efendi diye bilinen Hoca Efendi'yi ne zamandan beri tanıyorlar ve ödülü niçin Mahmut Efendi'ye vermeyi uygun gördüler? Fî min eyyi tarih te'arraftum ala Şeyh Mahmut Efendi hafizullah ve lime erattum en tu'tulehul caize. الشيخ محمود أفندي يعني مولانا الشيخ حفظه الله تعالى يعني العلاقة أو المعرفة بيننا وبينه من زمن بعيد جدا يعني هو الشيخ يأتي إلى المدينة ونحن نلقاه كنا في المدينة سبب اختيار الشيخ أول ما كلف إلي الأمر أن أستلم الأمين العام لهذه الجائزة بحثنا عن شخصية يعني تكون هادفة في اختيارنا له العالم الإسلامي اليوم يعيش بين إفراط وتفريط بين buradan itibaren bir tercüme ederseniz biz de anlayalım. Mahmud Efendi Hazretleri ile irtibatımız, alakamız, münasebetimiz uzun zamandır var. Çünkü Medine-i Münevvere'ye gelirdi, orada karşılaşırdık, ziyaret ederdik diyor. Ona ödül verilmesi meselesine gelince ben daha önce söyledim tabii hani bir sene evvel misafir ettiğimizde tabii tanımaları daha ziyade oldu. İslam aleminde hani ifrat ve tefrit bulunuyor mesela hani çok ileri gidenler çok geri kalanlar. Biz bu ödülü vermek hususunda ilk bize tevdi edildiğinde dedik ki nasıl bir kimseye verelim? Öyle bir insana verelim ki orta yolu izler olsun. Evet. Yani kendisine uyulacak, hakikaten insanlara örnek olacak bir kimse olsun istedik. Evet. El-âlem el-islami indehu muteşeddidin fi'd-din. İfrat hâzâ yusemmâ. Ve indenâ tefrît ellezîne yani mümkün nekûl indehum fî tasavvufihim el-huzâbelât. Ev el-eşyâ el-gayr sahîhâ elletî tunseb ilâ'd-din. Hurâfât. El-hurâfât. الشيخ محمود أفندي ميزته أنه يجمع بين طريقين طريق العلم السليم والتصوف الصافي من هذه الخرافات. Şimdi bu İslam aleminde müteşeddit çok ileri giden ifrat dediğimiz haddi aşan hani zamanda hariciler vardı. Evet. Çok güya İslam'a dikkat ediyorlardı. Günah işlerine kafir diyorlardı mesela. Halbuki bu olacak şey değil. Günah işlerine kafir denmez. Böyle ileri gidenler var. Bir de hakikaten çok böyle gevşek davranan, çok mütesahil, böyle laubali davranan kimseler de var. Tasavvuf adına, tarikat adına, hurafelere karışmış, dinde olmayan şeyleri dine karıştırmış insanlar da var. Biz Mahmud Efendi'yi tercih etmemizin sebebi, hani sahih, sağlam, selim ilim ile saf tertemiz tasavvuf arasını birleştiren bir kimse olduğu içindir. ولهذا نحن نحتاج الوسطية إظهار الوسطية في ديننا وإظهار أن ديننا هو دين السماحة ودين اليسر العلم والتربية النفسية. Biz de istedik ki bir orta yol açıklayalım. Seçtiğimiz insanla birlikte bu orta yolu ortaya koyalım biz. Yani ifrat ve tefrit yok.
kendi ve şunu izah edelim ki İslam barış dinidir, müsamaha dinidir, kolaylık dinidir, onda aşırılık yoktur. Ve hadihi fikra hiye el fikra el an allati velhamdülillah yed'amuha el alem el islami kulluh. El alem el islami yebhath an الوسطية يبحث عن التسامح يبحث عن اليسر في الدين وأن ديننا دين اليسر لا ديننا كما ظهر دين أخذ عنه أناس أخذ عنه فكرة التشدد لا ديننا دين السماحة ودين اليسر دين تربية النفس والعلم السليم. Biz burada murad ediyoruz ki bu dini güzel anlatalım. Bunda sertlik, kabalık yoktur. Kolaylık dinidir. Barış dinidir. Bu İslam alemi bir karışıklık içerisinde, onlar da kendilerine uyacak bir kimse arıyorlar. Onlar da bir örnek arıyorlar. Biz de vereceğimiz bu ödülle birlikte öyle bir zat seçelim ki, muhteva olarak tercüme ediyorum, bu hedefe uygun olsun. Burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu tür bizim bildiğimiz ödül törenlerinde genellikle birden çok aday söz konusu olur. Daha sonra işte komite oturur. Kendi standartları, ölçüsü, miyarı, kıstaslarına göre de onların arasından ya bir oylamayla veya ittifakla bir tercih yapar. Burada acaba Mahmud Efendi dışında ödül vermeyi akıllarından geçirdikleri başka isimlerinde bulunduğu bir aday listesi var mı? يقولون في هذه المسائل الجائزات مثلا يكون عدة أشخاص يتفكر فيهم تفكرا جيدا من يناسب ثم يختار منهم هل عندكم مثل هذا أناس اخترتم محمود أفندي منهم؟ نحن أول ما جلسنا لاختيار الشخصية بدأ الكلام أنه يعني سئلت من تختار فنحن نبحث عن شخصية يعني لها خدمة للإسلام على ما نحن نريد من هذا التوجه الذي نخططه يعني نريده فكان الاقتراح حول فضيلة مولانا الشيخ محمود ومن هذا الاقتراح والشيخ محمود سمعته في العالم ومعرفة العلماء به مشهورة ففوراً تم الاتفاق عليه. Yani böyle çok listeler yok diyor. Biz bu yani istediğimiz şahsiyeti hani insanları kendisine böyle ha böyle olunması lazım gelir. İfrat tefrit örnek yok. Yani. Örnek bir zat ararken Mahmud Efendi Hasan'ın zaten İslam aleminde büyük bir şöhreti var. İlk aklımıza zaten o geldi diyor. Ortaya atar atmaz da kabul edildi. İkinci, üçüncü bir şahsı düşünmeye durum olmadı yani. Şunu da soralım kendisine. Bu kararı veren seçici kurul kimlerden oluşuyor? Onu öğrenebilir miyiz? يقول من أصحاب الجائزة من يعني من هذه أعضاء هذه اللجنة؟ أصحاب الجائزة هي الجائزة تتبع لمعهد اسمه في حيدر أباد اسمه المعهد العالي الإسلامي في الهند في حيدر أباد يرأس هذا المعهد أحد المشايخ اسمه الشيخ خالد سيف الله رحماني والشيخ خالد سيف الله رحماني هو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي في الهند فهو رئيس الجائزة ومن ممكن أن نسميه مجلس أمناء الجائزة عندنا من الهند مولانا الشيخ محمد سالم القاسمي محمد سالم القاسمي هذا يكون حفيد الإمام محمد قاسم النانوتوي المسمى الجائزة باسمه Haydarabad'da, Hindistan Haydarabad'da Yüksek İslam Enstitüsü var. Bu malum Diyobendi ulemasının merkezi oluyor. O üniversitenin başı. Aynı zamanda Mecmu'ul Fıkhul İslami fil Hind. Hindistan'daki hani fıkıh heyeti başkanı da oluyor. Halis Seyfullah Rahmani diye alim bir zat var. Başkan bu. Bu üyeler arasında ne ismi o?
Muhammed Salim el-Kasimi. Muhammed Salim Kasimi. Hani adına ödül verilen zat olan Muhammed Kasim Nanutevi Hazretleri'nin torunlarından bir zat. O da bunun üyelerinden. Bunlar alim şahıslar. Yani o üniversitede görevli olan zevat. Ve eden minel Hind el-Doktor Muhammed Said el-A'zami. Hada mudir nedvetul ulema fi Lucknow. Lucknow'da ulema meclisi başkanı olan Muhammed Said Doktor Said el-A'zami. Said el-A'zami. Bu da o azalardan biri. Lucknow'daki ulema heyeti reisi. Bunlar o havalide gerçekten çok muteber ulema ya. Ve aydan indena haula'i min el-Hind bima enne el-caize hindiyye ve yani لانها عالميه لا تقتصر على الهند الهند والعرب والاترك يعني عندنا من الهنود هذه الشيخين ثم عندنا الوالد الشيخ محمد عوامه وعندنا سماحه المفتي الدكتور اسامه الرفاعي مفتي عكار في لبنان bu heyet tabii sadece tamam Hindistan'daki bir cemaatin Hindistan'daki bir üniversitenin azaları var burada onlar veriyorlar bu ödülü ama bu sadece Hindistanlılardan oluşmuyor. Bu iki zat mesela Hindistan'dadır. Bunun dışında babası Muhammed Avvame Hazretleri de oranın bir üyesidir. Azasıdır bu komitenin. Bu komitede yer alanlar tamamı şu anda İstanbul'da mı? Yoksa her kulluğum canım mı? Tamam. Buradalar. Hepsi. Evet. Hepsi buradalar. Peki. Bunlar ikinci zatın ismi Usame el-Rifai. Bu Lübnan Akker Muftusu, Lübnan'ın en büyük alimi diyeceğimiz zattır. Orada tabi müftüle, yani münasib mansibuhu mansibil vizara, hakata kalu. Yani bakan seviyesinde itibar olan insanlar. Bu yumessil ehl-i sünne fi mantıkatihi ve reis ehl-i sünne. Bulunduğu bölgedeki ehl-i sünnet ulemasının reisidir diyor onun için. Tamamı ehl-i sünnet uleması. Tabi. Hanefi mi tamamı da? Efendim? Tamamı Hanefi mi? Kullu mu Hanefiyyun? Evet. Tabi bu hepsi Hanefidirler. Hindistan'da Hanefi daha çoktur yani. Evet. Türkiye'de ne zamandan beri burada bilmiyorum. Ödülün verilme kararını size ulaştıran kişi midir? Evet kendisi bize Muhammed ulaştırdı. Muhammed Avvami. Evet. Peki Türkiye'de... Genel sekreter olduğu için o geldi evet. De bildirdi. Haberi... Size bizzat gelerek mi yoksa? Bizzat iyi. Efendi Hazretlerimiz şey dedi, Mahmud Efendi Hazretleri Uludağ'daydık kendisiyle beraber. O vakit geldiler, bildirdiler bunu bize. Ne zaman? Ramazan'dan önce. Yani Temmuz ayı. Yani ne kadar kaldık Temmuz orada? Ağustos. 27 veya 28 gün kaldık. Dağda, Uludağ'da. Tabii. Çok sıcaktı o zaman, İstanbul yanıyordu. 1150 metre kadar bir yüksekliği var, hoş güzel bir yerde. Kalmıştı. Evet. Orada geldi, ziyaret etti. Orada durumu arz etti. Peki bugün yaşanan gelişmelerden haberdar mı? Yani Yeni Şafak manşeti tabii, vesaire tabii, tartışmalardan tabii, haberdar var, mı? Var. Peki ne düşünüyor? Hani işte tefekkürün fi hazel ihbarat el cerayim. Mümkün tercüme li ma yani. Ve yesel yani meta belga hazel karar el caize ila şeyh. Ana kultuhu yani fil cebel. Naam. في أنا زرت مولانا الشيخ وبلغته قرار الجائزة في ترشيحه فالشيخ يعني رضي وسر بهذا الأمر والحمد لله وبدأنا بدعوة المشايخ. Daha da ki biz ziyaret ettik diyor, bu konuyu orada arz ettim kendine, çok memnun oldu, kabul etti, ondan sonra zaten ulemayı çağırmaya başladık biz diyor. Benim sorum o değildi, ifade edemedim evet. Anlaşılıyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi. Ha onu o daha evvelini söyledi de bunu şimdi söyleyecek. Evet. Yani ma ra'yukum fi hadha? Onu bir öğrenelim. Yani ne düşünüyorsun? Ne iş dahil hadha al-jarida? İş عشان اجاوب على كل نقطه. Orada neler var tek tek bana söylerseniz diyor, tek tek size cevaplayayım diyor. Hay. Yani önce haberin manşetini okuyalım. Cübbeli Ahmet'ten provokasyon. Yani Cübbeli Ahmet Hoca kitleleri, önce Türkiye'nin gündeminden haberdar mı? Tabii onu bilmek lazım. Yani Türkiye'de bir başörtüsü tartışması var. Bilgi sahibi mi? Biliyor mu? Ve yesel. Hel lehu haber fil umur yevmiye fi Türkiye. Mesela fi hususan fil khimar mesela. Hel an mücadelat. Haberdar değil. Haber yok. Evet. Peki Hintli mi? Yok. Aslen her homin Hintli Hint. Yok. Muhammed Avvame Hoca'nın oğludur. Sülale-i Resul'dür yani. Tamam.
Peki Türkiye'deki başörtüsü sorunundan haberi yoksa tabii bizim kendisine bunu anlatmamızın çok kolay olmayacağı anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu bize ilk söylendiğinde Haydarabad'da yapılacaktı bu. Ödül töreni. Ödül töreni. Biz tamam dedik yani bayağı bir sürü vakit var. Sonra işte orası oranın uleması demişler ki bunu biz Türkiye'de verelim. Ne zaman verelim? Zilkade'de verelim. Ya etmeyin, eylemeyin. Biz bu kadar kısa zamanda bunu nasıl yetiştireceğiz? Uzun iş. Onlar dediler ki hayır Türkiye'de verelim. Öyle oldu bu olay. Evet. Peki tabii şimdi biz habere ilişkin ayrıntıları sorsak ki benim düşüncem oydu. Türkiye'nin gündemiyle haberdar olmadığına göre bizim buna ilişkin soru sorup cevap almamız kolay değil. Tabii şimdi tam ortamı bilmiş olsa ona göre bir şeyler söyleyecekti size ama. Evet. Çok kısa özetleme şansınız var mı? Yani Türkiye'de başörtüsü sorundur, üniversitelere başörtülü kızlar alınmıyor ve bu konu siyasi bir tartışma konusu olarak da yoğun bir şekilde tartışılıyor şu anda. Fi hadi al-awan munazarat mujadalat kathir jiddan fi amr al-khimar. النisa allati yani yetezetterna bil-khimar هل يجاز لهم ان يدخلوا في الجامعات ان يدخلن في الجامعات ولا وفي هذه الاوان يعني مشاجرات بين العلمانيين وغيرهم سيدي نحن جماعه لا علاقه لنا بهذه الامور لا من قريب ولا من بعيد bu işlerle yakından uzaktan alakamız yok bizim peki şunu sorayım دقيقه لو سمحت ثم نحن نبحث اهتمامنا واذا استقراتم اسماء المدعوين كلهم كل الذين جاءوا لحضور هذا الحفل كلهم مشايخ اهتمامهم بالعلم لا علاقة لهم لا بالأخبار ولا بالسياسة هؤلاء جماعة علماء لا يعرفون إلا الكتاب والورقة والقلم diyor ki buraya çağırdığımız alimleri bir inceleyin tek tek okuyun bunları hepsi büyük alim insanlardır böyle yok siyasetle yok şu işlerle bunlarla hiç alakası yoktur bunların. Yani dili bilmediğim bunların, halde ben bile anladınız değil mi? Yani mümkün bir ifadesinden. Bunların işi ilimdir diyor. Bunlar ilimle uğraşırlar diyor. Evet. Yani. Peki başka bir şey sorayım. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'da Medine'de yaşıyor. Evet. Oradan Türkiye nasıl gözüküyor? Türkiye hakkında ne düşünüyor? Payasal. O yani yaş fil Medine tel menevara. Fekeyfe yura Türkiye minel Medine el menevara. Yani hiye beled... Umarım rüşveti kelam yoktur değil mi? He? Sözlerde rüşveti kelam olmayacak. Yok neyse o. yani inşallah la yed fil kelimat hilali kelimat er rişve. Yani kelime rişviye yani. Yani nahnu kulluna kulluna nuhib Türkiye ve yani بلد يعني الجو الذي نعيش فيه الذي كلهم يخرجون إلى تركيا للسياحة للنزهة بلد جميل هكذا الناس ينظرون إلى تركيا أنها بلد جميل وسياحة يخرجون إليها للتنزه Medine Mevlid'den çok güzel görünüyor Türkiye diyor. Bizim oranın insanlar hep gelirler burada diyor. Gezerler diyor, seyahate çıkarlar diyor. Uzaktan çok, gayet güzel görünüyor hayır, diyor. Çok diplomatik bir cevap. Peki Tayyip Bey'in Van Millet'i konusunda fikir sahibi mi? Ya ma ra'ikum fi kavli Recep Tayyip Erdoğan reis-i vezara Van Millet. الدقة واحدة امام شيمون بريس تعرفه يا الله سيدي انا يعني انا احب ان اشرح لكم يعني خاصة بالنسبة لي انا المشايخ الذين يعرفوني يعرفون طبيعة عملي انا كما ذكرت لكم انا عندي دراسة في الكتاب والورقة جرائد لا نعرف الجرائد ما نعرف إلا العلماء هذه هي طبيعتنا تمام فأنت تذكر لي كلمة عن السيد رئيس الوزراء والله ما أعرفها نحن نبعد عن هذه الأمور تماما لا نعرف إلا الورق والقلم والكتاب أنا أؤكد عليك هذا الأمر ben diyor kendime anlatayım size diyor ben diyor beni bütün o çevrenin alimleri de bilirler diyor sadece kitap okurum ilme çalışırım diyor kağıt kitap kalemden başka tabii, bir şey bilmem diyor. Yani deminki gibi dili anlamadığım evet, halde evet. Ne kastettiğini anladım. Ama şimdi benim aklıma bu yaklaşım bir başka şeyi hatırlattı. Doğruluğu tartışmalı galiba ama İstanbul'un fethi sırasında Bizanslılar melekler dişi mi erkek mi filan diye tartışırlarmış. Biraz öyle değil mi? Dünyanın ve memleketin ahvaliyle bir ilim adamının ilgilenmesi gerekmez mi?
Şimdi Medine-i Münevvere'de olsaydınız belki siz de aynen düşünecektiniz. Fitnelerden uzak bir ortam. Peki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne beyne yedeyi saati fitenen kekata'il leylil muzlim. Yani kıyametin evvelinde gece karanlıklarının çökmesi gibi çökecek fitneler vardır. Yuslihur racülü fiha mu'minen ve yumsi kafiren. Kişi sabah Müslümandır, akşam evine gelir kafir olarak. Ve yumsi mu'minen ve yuslihu kafiren. Akşam Müslüman yatar, sabah kafir kalkar. Eyvallah. İlla men asamahullahu bil ilim. Allah'ın ilimle korudukları müstesna. Onlar kendilerini koruyorlar. Peki, şimdi. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Kısa bir aramız var. O aranın ardından yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Aslında bugün gündemimiz bambaşkaydı. Çok ilginç, dikkatinizi çekecek, can kulağıyla dinleyeceğiniz konular vardı. Ancak Yeni Şafak gazetesinin Cübbeli Ahmet Hoca'yı provokasyonla suçlayan manşeti maalesef bizim gündemimizi ve bugünkü programımızı çok gereksiz yere işgal ettiği gibi gözüküyor. İnşallah demedik herhalde. Geçen hafta. Demek ki. Nasrettin Hoca dedi ya, yarın dedi hava yağarsa dedi kızıma gideceğim. Kışlarsa dedi, kar yağarsa dedi kızıma gideceğim. Açarsa bağa gideceğim. Hanımı dedi inşallah de hoca dedi. Ya inşallah maşallah dedi, bu hava ya açar ya kapar dedi. Ya sen yine inşallah de falan deyin. Çıktı, kar yağdı. Tamam dedi, işte kızıma gideceğim dedi. Çıktı giderken Yeniçeri Ağrıları yolu kaybetmiş. Onlar da tabii tipiden mi filan böyle. Hoca da yakın yol gidiyor ama onlar öbürleri sıkıntılı. Konya yolu nereden gider dedi. Bunu da burnunun ucuna şöyle yapınca. Vay sen devlet ricaline hakaretten ne bu terbiyesiz davranış. Düş önümüze bakalım yayan. Bizi Konya'ya götür. Üç günde gitti. Canı çıktı Akşehir'den. Üç günde döndü. Telefon yok, bir şey yok. Kadın... Ya o kızım sana gelmedi mi? Yok. Bağa gidecek hava yok. Gören yok. Şu yok. Bu yok. Şaşırdık aldık. O işte bir haftaya anca döndüyse artık. Geldi kapıyı çalıyor. Hanımı dedi kim o diyor şimdi? Merakta zaten dedik. İnşallah benim dedi. Yani inşallah demezsem ben de olmayabilirim yani. Bu inşallah çok önemli. Herhalde biz geçen hafta biraz böyle yapacağız dedik. Bu inşallah unutursak böyle bir de haftada başka bir şey konuşuruz. Yani böyle giderse. Böyle giderse çok. Hayır böyle giderse şimdi siz. Yeni Şafak. Yetsikini resmi de koyuyor. İç sayfada ama. İç sayfada koymamış. Yok öne koysaydı keşke canım. Bir sorun yok ki orada. Haşamalıyız. Avretlerimiz gözükmüyor. Yani ne yapılmak isteniyor? Bir de Jetsikini bunu koyan kimdi o zaman? Bunu manşet yapan Hürriyet resmi. Hürriyet gazetesi yapmıştı. Hürriyet gazetesiydi. Şimdi Hürriyet gazetesi yerini kim almış? İşte roller değişmiş. Öyle mi? Rollerin evet. Değiştiğini mi? Rollerin değiştiğini gösteriyor. Niye? Niye efendim şimdi? Yani durup dururken olmaz. Adamlar cevap vermiyorlar ki niye onlara soracağız ya? Hayır sizin bu şu sebepten olmuştur diye bir öngörünüz yok mu? Şimdi burada birkaç fırkanın menfaati birleşti. Bu hafleyi iptalde birkaç fırkanın menfaati birleşince tetikçi aradılar. Bunlar da çok ucuza gitti. Çok yazık oldu bunların adına. Birkaç fırka derken böyle biraz ipucu verseniz isim verecek misiniz? Keşke isim verseniz. Ben isim hiç vermem. Peki. İsimden beter vasıf sayarım yani. Öyle mi? Vasıf sayın bakalım. Çünkü vasıf isimden üstündür. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Vasıf olarak. Şimdi bütün dünya İslam. Şimdi burada birazdan herhalde onlar da konuğunuz. Avrupa parlamentosunun Orta Doğu Barış Elçisi de burada. Misafirler arasında. Evet, o da İtalyan Müslüman. İtalyan Müslüman. 17 sene evvel Müslüman olmuş. O otelde bir görseniz, o alimler, o fazıl insanlar, o doğudan, Nurşin'den, Ohin'den, Van'dan, yani acayip bir sıla, acayip bir vuslat, acayip bir ittihat, acayip bir kaynaşma. Orada doğu alimleri şimdi gelmişlerdi. Hepsi diyorum Şükbel Hoca ne zaman bir görüştüm orada ayaküstü, ben de buraya yetişeceğim diye ilgilenemedim. Biz diyor seni sabah, ben beyaz sakal, nur gibi zatlar, gece 3'e kadar diyor dün seni dinledik. Doğu seni çok tutuyor. Ehli sünnet müdafasından dolayı. Efendim şöyle güzel konuşun böyle millette bir kaynaşma orada. Ondan sonra o bütün alimler birbirine tanışma, ilmi müzakereler, ilmi açıklamalar. Acayip bir hava var ya. Türkiye'de misli görülmemiş bir hava. Kimi rahatsız ediyor bu hocam? Şimdi kimi rahatsız ediyor derken Mahmud Efendi Hazretleri'nin efendim Arap aleminde, İslam aleminde bu sadece Arap değil.
Burada çünkü Hindistan, Arap değil. Burada Pakistan uleması ekseriyet, Hindistan uleması ekseriyet şu anda. Malezya, şura bura. Yemen'den bir heyetler gelmiş mübarek. Ne büyük alimler. E şimdi, insan şaşırıyor kalıyor ya. Sen kalkıp da buna provokasyon dediğin zaman, ya ne hizmet ediyorsun? Kimin ekmeğine yazdın? Hayır, kimin ayağına bastınız? Kimi rahatsız ettiniz? Kimin ayağına bastık değil. Şimdi burada, bir biliyorsunuz benim uğraştığım bir diyalog. Reddiyeler yaptım. Geçen hafta yaptık bu reddiyeleri. Evet. Diyalog projesi var. İşte o geçen hafta reddiye yazdığımız hoca bu gazetenin yazarı. Evet. Kendilerine o zaman Mahmud Efendi Hazretleri bizzat benim yanımda bu yanlış görüşleri var. Dikkatli olalım arkadaşlar. Arif'in Karaman Hoca'ya kadar. Yani bu yanlış görüşlerle milleti mahvederiz. E bunun vebali çok büyüktür. Diye telefon yanımda ettiği halde. Ya doğru mu anladınız? Şöyle mi anlayamadınız? Çünkü benim tabii itham edelim. Yani Mahmud Hoca Hayrettin Karaman'ın görüşlerine ilişkin Yeni Şafak gazetesinin yönetimini mi aradı? Evet, yönetimci bu sahibini aradı. Ve dedi ki burada yanlış görüşler var. Ehl-i Sünnet'e muhalif, İslam'a muhalif hatta. Bunlara dikkat edelim. İnsanların vebaline girmeyelim. Ne zaman oldu bu? Ya bu 4-5 ay evvel. Ha, yeni. Evet. Benim yanımda telefon ettiği halde efendim tabii üstada bir şey diyemeyen hıncını benden alıyor. Efendim doğru mu anladınız? Yanlış mı anladınız? Ya dedim bırak da bunu bari doğru anlayalım. Her tarafımız sakat, her yerimiz stent, damarlarımız tıkalı. E bir aklımız çalışıyor zaten. Ya bir kafamız kaldı, ona da garanti veriyoruz. Yanlış anlamayız ya. Ki reddi hisse de verdim. Evet. Ve siz onu incelediniz, üstüne 2-3 de ilave buldunuz siz kendiniz internetten. Evet. Geçen hafta. Hocanın yazılarında. Hocanın evet. Yazılarında neler buldunuz? Aslında bu hafta da bazı konular vardı. Buldunuz. Şimdi bu haftalarda. O grup. Bunlar genel manada diyalog grubu. Bu diyaloğun tabii, ben bu diyaloğu dün bana teke tekte de sorar. Bunu ben bir cemaate yakıştırmıyorum. Hiçbir cemaate olarak, elbise olarak uymuyor. Çünkü her cemaatin içinde bu görüşe reddiye yapan o alimler var Ehl-i Sünnet. Allah hepsinden razı olsun. Ama münferit bazı vakalar, bunlar ama vasıflı isimli unvanlı oldukları için sesleri çok çıkıyor. Diğerleri de benim gibi borazanlık yapmayıp da cevap vermemeleri de kısmi destek oluyor. Sükut ikrar kabilinden. Ama ben bunu bir cemaat için konuşmuyorum. Her cemaate teklif ediyorum. Şu reddiyeleri birlikte yapalım. Ama maalesef mübarekler işte benim gibi birkaç tane ortaya atılanlara bayılıyorlar. Alkış şak şak bütün beni seviyorlar ama burada benim sevenim çoğalsa zaten reyde almayacağıma göre bir karım yok. Allah indinde bir karım olursa olur. Şimdi burada bir Vatikan projesi var. Bir misyonerlik hareketi var. Türkiye'nin bölünme projesi var. Federasyon projeleri var. Bu projeler dahilinde dün de teke tekte uzun uzun anlattım. Dünkü teke tekteki bu konular ki ben bu haberleri bilmeden konuşuyordum. Bu gece saat 2'de tekrarı varmış. Habertürk'te saat 2'de tekrarı varmış. Mutlaka halkımız meraklıları dinlesin. Kaçıranlar dinlesin. Orada bir yarım saat sırf bu konudan gidiliyor. Bu akış içerisinde biz orada dedik ki misyonerler bir %10 en azından %10 %20 müntesip edinmeden memlekette bir azınlık talebine giremeyecekler. Yani bu bir siyasi proje. Siyasi proje. Amerika, Vatikan projesidir. Bu misyonerlik faaliyetlerinde de en son basamak olarak ne oldu? Dini çehresi olan alimlerden faydalanma proje. Çünkü öbür türlü para teklifi, şu teklifi tehdit mi? Hiçbir şey tutmuyor. Millet gavur olmuyor. Ama bunu fıkhi bir yönü yani adamları, din adamları tarafından ya onlar da cennete girer. Onlar da şöyle, onlar da böyle ameli salih falan dediği zaman halk şu anda bu tutmuyor. Yani Hristiyanlar için işte imanın şartı ikidir falan. İkidir falan. Hayır onlar da cennete girer diyor. Açıkça diyor bunu. Evet. Yani o grup diyalogçu bir grup. Bu grubun fetvaları tutturulursa tutarsa bu ekaliyet teşkil edecek kadar bir misyoner nüfusu Türkiye'de bekleniyor. Bunlar mı size hedef aldı? Hayır biz şimdi bunların aleyhine reddiye çok yapıyoruz ya. İşte onlar rahatsızlıkları onlar dolayısıyla rahatsız, ama değil sizi ama hedef mi yapıyorlar? Hedef yapmıyor. Şimdi orada dolaylı mesele var. O da nedir? Bunlar dünyada Türkiye'deki İslam aleminin temsilcileri biziz. Türkiye'deki en büyük hocalar bizde. Türkiye eşittir biziz. Uluslararası platformlarda katılımcı konuşmacı biziz. İddiasıyla bugüne kadar getirdiler, milleti kandırdılar. Şimdi bu maske düşüyor. Niye? Türkiye'de, Arap aleminde, İslam aleminde bu kadar ülkede Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir Ehl-i Sünnet
imamı olarak çok büyük itibar oldu. Ve ona büyük bir teveccüh oldu. Ve bu ödülün ona takdim edildi. Yani hedef Mahmud Hoca'ydı ama ona vuramadıkları için size vurdular. Hayır, Mahmud Hoca'ya da vuruldu işte bu. Bu toplantının olmaması Mahmud Efendi'ye vuruldu direkt. Ama hani doğrudan hedef almıyor. Doğru, ama şu var, teveccühün ona olması onun görüşlerine olması demektir. Onun görüşleri tamamen ehl-i sünnet ve... Hayır, o zaman niye Mahmud Hoca'ya hedef alan haber yapmadılar da size hedef aldılar? Ama Mahmud Hoca'ya hedef alan haber yapmamaların meselesi zaten bunlar benim Mahmud Hoca'yla aram da açık diye bunu da pompalıyorlar. Zaten her dakika aramız açık olduğuna dair. O ifade halbuki var. Halbuki dün gece teke tekte saat 1'de aradı. Ya uyumuyor mu diye Fatih Altaylı şaşırdı. Hoca Efendi Hazretleri aradı. Ya uyumuyor mu diye Murat Bardakçı'dan şaşırdılar. Yanımda duydular. İlan et dedi, ne var dedi. Yani efendisi izinli olarak tabii. Şu anda izinden sonra böyle bir şey demez. İptal olunca böyle bir şey demez. Üstadımızı biz de biliyoruz, kanunlara son derece riayetlidir. Ama o dünkü güne koşuyor. Canlı yayında büyük bir olay yaşandı yani. Gecenin birinde telefon etti. Bu Fatih Altaylı, Murat Bardakçı kandırılacak bir tipe benzemiyorlar. Yutturamayız yani başkasıyla konuşup da. Direkt burada... Hayır, o kadar da olur mu yani? Milleti nasıl bilirsin, kendim gibi demiş ya işte, bu kadar yalan uyduranlar belki onu da düşünür diye söylüyorum. Burada onların yanında sesi geldi ve konuştu. Bu ilanı benden istedi ve ben hiç dün gece ilan etmeme tarafıydım. Çünkü onlar efendim biraz bu işten çekinceleri olduğunu söylediler bana. Ben de ısrar etmedim. Fakat Üstad Hazretleri gecenin birinden önce ne var dedi ya bunda? Ne korkulacak ne var dedi bunda ya, çekinecek ne var, ne yapıyoruz? Dua etti, tebrik etti programı, başarı diledi ve ilan edilmesi benden istedi. Vallahi billahi bu böyle. Yanındakiler de oradan duydu. Burada da benim yanımdakiler duydu. Ben yani şimdi bu Üstad Hazretlerine karşı ne yapabilirim? Hayır, ben de dün yine ilan ettim. Şimdi Hoca Efendi ve çevresinin programdan rahatsız olduğu belirtildi diyor. İşte o bu kadar uydurma olmaz. Çevresi kim? Bu çevreyi söyleyecekler bize. Bu rahatsız olan çevrenin isimleri, cisimleri, şahısları çıkacak. Bunu soyadını taşıyan yakın akrabası mı? Veyahut burada efendi bir an evvel ölse de köşeleri kapsak bekleyen bazı müteşeyyih şeyh taslakları mı var? Öyleleri de mi var? Var efendim. Var. Öyle bunlar mi? Bayağı tabii kendine rabıta yaptıran efendim, efendiden sonra benim, yok beş kişi kaldı, biri benim babam, biri şu, biri bu, pazarlıklar yapılıyor. Ben buradan şunu itiraf ediyorum ki ben hiç böyle bir şey beklemiyorum ve bütün duam efendinin sağlığında ölsem, kaç kere de kendimden söz aldım, cenazeme iştirak edin efendim diye. Ya dur daha falan diye. Aman Allah gecinden versin. Ya Allah gecinden tezinden bu verecek. Kader bu. Mahmud Efendi Hazretleri de 85 yaşına doğru bir daha bir gençleşti mi? Hesaplar bozuldu mu? Bu en yakın adamları, akrabanın şunlardan bunlardan hastaneye geçmiş olsuna gelip de ağzından başını sağ olsun kaçıranlar vardı. Yakın akrabalarından biliyoruz. Şimdi sizin bu söylediklerinizden içeride, cemaatin içinde birileri... Onlar bir ekalliyet. Ekalliyet ama şimdi... Ama varlar. Ama işte Yeni Şafak'a tesir eden onlar. Yeni Şafak'ın arkasındakiler onlar. Bu bilgiler... Kim onlar? Efendim bu bilgiler nereden sızdırılmış? Yani bilgi değil ki, bunların hepsini yalanlıyorsunuz. Hepsini yalanlıyoruz ama orada katılımcı bazı isimler, o isimler mesela broşürde yok. Orada broşürde duruyor. Olmayan isimler. Olmayan isimler de var. Orada bütün bunları içeriden efendim şey edip ondan sonra köşe başında bunlar oturuyorlar. Bütün efendim millete Mahmud Efendi bu işten razı değil. Ya bu kadar insan yalan, vallahi razı bile. Kendi istedi bunu. Ya bir mübarek şerefidir, itibarıdır. Bir mutlu günüdür. Nedir yani? Bunlar hiçbir şey istemiyorlar. Mahmud Efendi'nin, şimdi esas mesele ne biliyor musunuz? Esas mesele Mahmud Efendi, ya hiçbir şey sorulmaz artık. Şimdi bunlar, diyorlar ki bir yerlere, bir işiniz mi var bu cemaatle ilgili? Bir pazarlık, bizden yapacaksınız. Ona göre de onu... Kim bunlar? Kim bunlar? Kim bunlar? Ben diyemem ki bunlar işi. Bunlar, efendim kendine rabıta yapılır, yaptırılır. Yok efendim, efendiden sonra bu şu diye adı geçen adamlar var. Yani bu adamlar kendileri de o kadar bilmez. Bu adamların arkalarında kraldan beri kralcıları var. Oğulları var, damatları var, bilmem nesi var. Burada bir hesaplar var, kitaplar var. Bu hesap kitap çerçevesinde efendim bu şeyin olmasını, Mahmud Efendi'nin yani ortada olması, kendi ödül takdim edilmesi, hazır olması, 3 saat, 2 saat dimdik oturması çok rahatsız ediyor. İki yeri rahatsız ediyor.
Bir, bu Vatikan projesini çok rahatsız ediyor. Çünkü Mahmut Efendi'nin grubundan başka şöyle ehli sünnet hoca cemaati ilmi konuşan ve bu batıllara reddiye yapıp bu batılın mumunu söndürecek bir cemaat daha Türkiye'de yok. Bu biliniyor. Onun için işte Mahmut Efendi'nin de vefatıyla bu işte böyle biter. Zaten bir ekümenlik projesi de var. Suriçi de böyle bir dağıtılır. Zaten iki hocayı da şehit etmişler, milleti korkutmuşlar. Bunlar çok derin proje canım. Cemaatin içerisinde böyle bir endişe korku var mı? Ne gibi? Yani biraz önce iki hocayı şehit ettiler, cemaati korkuttular dediniz de. E tabii, yani cemaati korkuttular derken millet evini satmak satsın, gitsin, çıksın, Suriçi boşaltılsın tabii. Bir de ayrı bu davada var. E bunu şimdi biz demiyoruz ki. Ekümenlik projesi hala dayatılıp duruyor. E şimdi bu noktada çok hassas bir yerdeyiz. Halbuki bu cemaattan başka da bir doğruyu yani açıkça söyleyen cemaat manasında kalmamış. Münferit doğruyu konuşan çok alimler var, Allah razı olsun. Ama bir cemaat şeyi verecek, tepkisi verecek. E bu cemaatin bu Vatikan projesi doğrultusunda hasfedilmesi lazım, eritilmesi lazım, sindirilmesi lazım. Bunların üstadının şu anda hiç soruya cevaba muhatap olmayan, efendim çok komada, yatalak. Zaten bunu senelerce bunu dediler. Daha bir şey sorulmaz. Ziyaret yasak, şunlar bunlar bu şekilde yapmaya çalıştılar. Milleti de kandırıyorlar bile. Gitmeyin, etmeyin. Ama şimdi Üstad Hazretleri ortaya çıktı. Epeydir çıktı. Biz dergide, Arifan'da yayınlıyoruz hep resimlerini, evet, programlarını. Ama şimdi hepten uluslararası bir teveccüh. Dünya çapında bir ilgi. Mahmud Efendi Hazretleri bu işte efendim en büyük ödüle layık görülmüş. Bir de ehli sünnet, müteassıp ehli sünnet, ittifakla karışıklık olmayan bütün ulema cemaati. Zaten 42 ülke ne demek İslam aleminde? Hal böyle olunca bu bir tarafı Vatikan projesi bozulacak. Aman elden gidiyor bütün altyapı yatırım. Buraya yönelirse millet. E bütün dünyada bu sefer diyecek ki ya siz bize en büyük biziz diyordunuz. Türkiye'de en yetkili etkili biziz diyordunuz. Yani burada büyük bir halk kitlesi var. Siz icabında 5.000-10.000 kişi toplayamıyorsunuz. Bu noktada efendim burada 100.000 toplanmış. Ne bu? Aa, bu Mahmut Efendi'nin gücü değil. Bu ehli sünnetin gücü. Bütün ehli sünnet uleması buna icabet etti. Ehli sünnet ulemasının bu gücü birileri rahatsız eder. Türkiye'deki diğer projeleri akamete uğratır endişesini. Bir de bu taraftan birkaç tane ya Mahmut Efendi daha bitmedi mi işi falan bekleyen, kenarda köşede bekleyenler var. Böyle bir ittifak oluştu. Ha, şimdi buradan çünkü içten bir malzeme var. Malzemeyi havale var. Oradan bir mutfak hazırlığı var. Birileri de hepten sinsi sinsi bunları nasıl olsa birbirine düşürdüm diye arkadan gülüp de bu bana yarayacak diye de gülenler var. O yarayacak diye gülenlere çok fena ters dönecek. Çok fena ters dönecek. Neden? Çünkü biz bunu bu kadar yaymayacakken statta olsa bu kadar duyulmayacakken şimdi bütün efendim canlı yayın gelecek, katılacak. Arap kanalları otelde yapılacak verecek olan töreni söylüyorum. Ne zaman? O da pazar günü herhalde. Pazar gün akşam yediği gibi ama basın mensupları genel halk davetli değil. Çünkü ama gelen olursa ne yapacaksınız? Yer yok yani, orası dar bir şey. Genel halk. Peki dışarıda bir kalabalık toplanırsa? Olmaması lazım. Biz halkımızdan rica ediyoruz. Halkımız Sinan Erdem iptal edildikten sonra halk artık davetli değildir. Halk davetli de gelenler giremezler. Giremeyince de dışarıda da bekletilmezler. Çünkü orada emniyet de tedbirini almak durumundadır. Alması lazım çünkü o yetki onda yani. Bundan dolayıdır ki halk mağdur olur, gelmesinler. Çünkü özel davetliler sayıları bellidir. Efendim, Türkiye'den de katılımcılar olacaktır. Şimdi bugün yapılan basın toplantısında az önce de burada kendisini konuk ettik. Marifet Derneği'nden Şefik Hoca'nın yaptığı bir açıklama vardı. Evet. Bazı gazetelere ilanların, duyuruların yayınlanması teklifi yapılmış. Mesela Zaman Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nin bu ilanı reddettiği söylendi. Doğru mudur? Onu o biliyor. Demek ki orada basın toplantısında söyledi bunu. Evet. Tabii ben bu işin iç organizasyonunda olmadığım için yani sponsor reklamı nerelere verdi? Bunu sponsor. Yani siz orada mı duydunuz? Ben orada duydum. Ama şimdi sponsor reklam büyük para. Eski sponsor Kapris otelleri olduğu için o sponsorla onlar beraber organize ediyorlar. Ben onu ne bileyim ki? Benim vaktim yok. Ben dün gece 3'e kadar zaten bu televizyon. Hep milletin önünde geçiyor benim hayatım. Yani ben bunları konuşacak vakit de bulamıyorum. Daha misafirlere hoş geldiniz bile diyemedik. Bundan dolayı yani orada
3 gazete dedi herhalde. Yani Zaman Gazetesi, Sabah Gazetesi basmayanlar diye hatırlıyorum ben. Başkası da var mıydı? Bir de Yeni Şafak herhalde basmamıştı. Ha, Yeni Şafak da vardı, dedi. Doğru. Evet. Basmamış dedi. O kendi bilecekleri iş. Ama Hürriyet, Millet ve yani tabii çok değişik gazeteler, değişik görüşlü gazeteler kabul etmiş. İlan basmış. İlanları kabul etmişler, evet. Hepsi kabul etmişler. Öyle. Şimdi burada tabii size dönük en dikkat çekici iddia, yeni bir 28 Şubat'a sebep olacağınız. Şimdi haber şöyle başlıyor. Türkiye başörtüsü yasağına çözüm konuşurken 28 Şubat'ı hatırlatan girişimler baş gösterdi. İşte 3 ilke öğretim çocuğu 2 demiştim ama bir de Konya'da zannediyorum. Konya'da, Mersin'de, Adana'da babalarının Hizbullah'la bağlantısı olduğu iddia edilen, Mustazaftar Derneği üyesi olduğu söylenen 3 ilke öğretim okulu öğrencisi, 8. sınıf ama büyük çocuklar, başörtüsüyle derse ilkokula, ilk öğretime gitmek istedikleri için bir aleyhte hava esti. Hoş, siyaseten de bu iş kitlenmiş gibi gözüküyor. Muhtemelen önümüzdeki seçimlerin malzemesi olacak. Ancak tam da bu aşamada siz çarşaflı, cübbeli, sarıklı gelinmesi yönünde davet yaptığınız söyleniyor. Böyle vallahi davetiniz... yalan, billahi yalan. Benim bütün ilanlarım radyodan canlı yayın ve internet canlı yayın verdiği için benim gizli bir ilan yapmak SMS yoluyla cemaat mensuplarına... Hiç alakası yok. Hiç haberim de yok. Böyle bir şey yok. Bize bir basın mensubu sordu orada. Basın toplantısında Şefik Hoca kardeş de inkar etti bunu. Hiçbir SMS yoluyla bir şey yok. Şimdi kim cübbeliyse cübbeli çıkart da gel demeyiz. Ama cübbesi olmayan adam cübbesine cübbe giy de gel, bu denir mi? Şimdi peki orada cübbesiz mesela, mantolu başı açık hanımlar olsa... Olsa hiç alakası olmaz. Rahatsız edilir mi cemaat tarafında? Ben bunu kaç kere kendi toplantılarım için söyledim. Kayseri'de çok pantollu başı açık kadınlar. Medyaya yansıdı bu Kayseri'de 11 kişi toplandığında. Benim kendi konferansımda. Abdü İpekçi'de de görüldü. Evet. Benim kendi konferansımda başı açık kadınlar. Teke tek programlarından sonra halk da bana karşı böyle bir sempati uyandı. Hani böyle millete ya... Hayır, onları konuşacaktın günah işte. Günah işlemekten yani... insan kafir olmaz, şudur bu, bunları deyince insanlar rahatladı. Bir de ben... İnternet geyiği özellikle... demiyor. Müthiş şeyler var sizin için. Onları soracaktım ben. Yani çarşaflı kadınlara da özellikle ben bazı konuşmalarımda aman... başını ört bile demeyin gelenlere. Gelenler hürdür, özgür kıyafetiyle gelir. İsteyen katılır, dinler. Sakın kimseyi taciz edilmesin gibi provokasyona karşı da uyardım. Evvelce kendim programlarımda ama bu. Bu programla ilgili bu ilanlara hiç ben lüzum görmedim. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğim için. Yani kim kimi taciz edecek? Cübbeli, şalvarlı, çarşaflı gelin. Çarşaf şov yapılacakmış. Evet, öyle diyor. Ya abi. Çarşaf şov cübbe, diye. Cübbe, sarık ve çarşaf şovu. Şov, bu böyle bir şey olabilir mi ya? Peki şu doğru i̇şte mudur? Bir... Haberin yaklaşımında hiç tam... Hiç böyle bir mesaj, bir şey bilmiyorum. Başörtüsü... İspat etmeyen şerefsizdir dedim ya. Evet. Bu ispat gerektiren bir iddiadır. Denildi, öğrenildi, bildirildi. Hep faili meçhul ya. Böyle bir haber olur mu ya, saçmalık? Şunu sorayım. O zaman ispat et. Benim bir ses kaydımı getir. Her taraf ses kaydım dolu. Evet. Bu ilanıma dair benim ses kaydımı getir. Bunu getirmezsen müfterisin. Şarşaflı gelin, şarşalvallı gelin denir mi ya? Peki bu konuya... Herkes istediği gibi gelir. Vatandaşı çağırır. Vatandaşa genel davet. Vatandaşın kılık kıyafetine nasıl karışırız biz? Bize ne? Hukuki bir girişim yapacak mısınız? Ya, yapıyoruz tabii. İhtar çekildi. Bana büyük iftiralar var. Çünkü provokatör... Çok büyük iftiralar. Yani çünkü Cübbeli Ahmet'ten provokasyon hazırlığı demek sizin provokatör... Ben pantolonlu gelenlere bile başa açık, hep saygı duyun aman. Hayır. Kendim açımdan böyle ilan şimdi eden bir adamım. Akla şu geliyor, 28 Şubat'ta da bağlayınca Müslüm Gündüz, işte Ali Kalkancı gibi... Bunlardan her fotoğraflar... şey getirilir, o iftira yapar. Hayır, öbür yani, iftiraları da yapar yani. Bence bu haberin tamamlayıcısı Müslüm Gündüz'de şeydi, jet skili fotoğraf değil. Müslüm Gündüz'de Ali Kalkancı fotoğrafıydı. Onları da çağrıştırsa var mı böyle bir iddianız, kimliğiniz? Hoş yani, bu soru çok anlamlı olmasa da sorayım. Yani Ali Kalkancı gibi, Müslüm Gündüz gibi filan bir misyonunuz var mı? Yani şimdi bunlar oraya beni oturtmaya çalışıyor. Öyle gözüküyor. Zaten Taraf Gazetesi'nin zorba cübbeli manşetine çok uygun provokatör cübbeli. Bu iki manşet bir araya konduğu zaman... işte Yeni Şafak'ın kalitesi ve seviyesi ve nereye hizmet ettiği ne aklı olan bütün dinleyicilerin irtibatı sağlar. Nereye hizmet etmiş oluyor size göre bunu yaparak? Ya bir de bizi, yok Ergenekoncu,
Böyle de tanımlamalar oldu. Efendim şudur. Ya biz referandumda rengimizi belli ettik. Evet, evet dediniz. Evet dedik. 28 Şubat'ta dünya kadar sıkıntı çekti. En baş mağdurlardan olarak Amerika'da bir dernek mi ne ben bilmiyorum da o zaman sabah gazetesinde haberi gördüm ben. Birinci mağdur seçildim. Bu kadar olaylar oldu. Ama Avrupa'ya devleti niye şikayet etmedi? Etmedim ya. Bana gelmiş 28 Şubat'ın en büyük mağduru sen şikayetçi ol bunları anlat. Neyi anlatacağım ya? Anlatmıyorsan ben de seni zorba ilan edeceğim. Hadi etti. Ne oldu? Kim inandı? Benim sen istediğin kadar zorba desen kimse inanmaz. Tipim onu müsait değil. Niye? Sakallı zorba tipi olmaz mı? Yok yok. Zekeriya Beyaz sizin için sakalları dolayısıyla işte anarşist sakallı falan diyor yani. Yok ben sakalımdan demiyorum ben. Latifelerimden efendim esprili yaklaşım yani diyorum. Yani bu üslupla zorbalık olmaz diyorsunuz. Olmaz ya beceremem yani. Şimdi hal böyle olunca burada genel manada büyük bir organize var. Bu da bunun bir parçasıdır. Peki devam edeceğiz bir ara verelim. Evet, evet. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Kısa bir aramız bugün Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi. Cübbeli Ahmet Hoca'yı bu pazar günü düzenlenecek organizasyonun sorumlusu ve provokatörü olarak ilan edince ister istemez bizim gündemimiz değişmiş oldu. Hem Cübbeli Ahmet Hoca'nın Yeni Şafak gazetesinin iddiaları konusundaki görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Hem de yine Yeni Şafak gazetesinin iddiaları arasında yer alan organizasyonun şişirme bir organizasyon olduğu ve bütün amacın oraya kalabalık bir kitleyi toplayarak o kitleyi başörtüsü sorununun siyasal bir çözüm arayışlarının yaşandığı bir sırada provokasyonla başörtüsü sürecini provoke etmek, olumsuz yönde etkilemek gibi bir maksada dönük faaliyet içerisinde olduğuna ilişkin iddia. O iddiayı konuşurken tabii ki organizasyonu anlamak gerekti. Organizasyonu kimin yaptığını, resmi izinlerin nasıl alındığını, davetlerin kim olduğunu ve Mahmud Efendi'ye verilen bu ödülün nasıl verildiğini, nasıl bir organizasyon komitesi tarafından belirlendiğini hem sizlerle paylaşalım istedik hem de bu vesileyle biz de öğrenelim istedik. Yine bu organizasyon kapsamı içerisinde bir de davetli yabancı bir konuk var. İşin doğrusu o konuğu ve o konuğun katılış sebebini öğreneceğiz şimdi. Tercüman arkadaşımız da bize yardımcı olacak. İtalyan asıllı 17 yıl önce Müslüman olmuş bir isim. Alfredo ismini Müslüman olduktan sonra Faysal olarak değiştirmiş. Diplomatik dokunulmazlığı olduğu ifade edilen ve işin doğrusu Türkiye'de pek de bilinmeyen bir organizasyon adına davetli. Önce o ismi tam olarak size aktaralım. Güvenlik ve barış için devletlerin uluslararası parlamentosu isimli bir yabancı organizasyonun küresel boyutta örgütlendiği ifade edilen bir organizasyonun temsilcisi, Orta Doğu temsilcisi. O sıfatla da bu organizasyona davet edilmiş. Uzun bir giriş oldu ama işin doğrusu konuğumuzu hem tanımak hem tanımamız gerekiyordu. Önce kim olduğunu, nasıl bir organizasyonun sahibi olduğunu ve ne maksatla Türkiye'de bulunduğunu öğrenelim kendisinden. Firstly, would like to know who you are, what's the purpose of your organization and why did you come to Turkey? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته I am an Italian that I was Christian and now it's about 17 years that alhamdulillah is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala that has given to me Islam and this is the biggest gift that I received in my life Ben bir İtalyanım ve Hristiyan olarak doğdum ama 17 sene önce bana verilen bir hediyeyle Müslüman oldum And now it's 17 years that I'm involved in Islam. 17 senedir Müslümanım. So I know very well the Christianity and the Western you know idea of living. Hristiyanlığı çok iyi biliyorum ve onların yaşam fikirlerini de çok iyi biliyorum. And now alhamdulillah after 17 years I know also the Islam and the you know the Islamic culture. 17 sene sonunda da Müslümanlığı da öğrendim ve Müslüman kültürünü de and the religion, and Islamic religion. Ve Müslüman dinini de öğrendim.
You know, our my organization is it's. Organizasyona geçmeden önce. Before the organization. Sakal dini maksatlı yani peygamber sünnetidir diyerek bırakılmış bir sakal mıdır? Is the beard is grown because of the religion for the act of the Prophet Muhammad? Yes, this is the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, it might be very short, but alhamdulillah, at least I have something for the Sunnah. Evet, sünnet olduğu için bırakılmış ama şu an diyor çok kısa aslında ama diyor elimizden bu kadar. You know, for me it's very important the Sunnah because I tell you an example. Sünnetler benim için çok önemli. Size de bir örnek vereyim. It's Islam is not only to make namaz, but Islam it's the salat, the ibadah, the worship Allah, but also it's the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. İslam sadece hani namazdan ibaret değil. Sadece bu diğer ibadetlerden de ibaret değil. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in de sünnetlerini gerçekleştirmek. So in Italy what do we have? A very beautiful car that is name is a Ferrari. İtalya'da çok güzel bir arabamız var ve bunun da adı Ferrari. Ferrari is very expensive. Ferrari çok pahalı. But the Ferrari it's about 300,000 euro more, it depends on the model. Fakat Ferrari modeline göre 300 bin dolar ve üstü olarak da değişiyor. The Ferrari without benzin, without it doesn't go. Fakat benzin olmadan Ferrari gitmez. So I think, or if in the Ferrari you put the milk instead of the benzin, it doesn't go either. Yani süt, benzin yerine süt koyarsanız da Ferrari gitmez. And the same we Muslim, I mean now that I've been involved in Islam in the last 17 years, I believe, I think the Sunnah it's very important for the Muslim. 17 senelik Müslümanlık hayatım boyunca da sünnetlerin Müslümanlıkta çok önemli olduğuna inanıyorum. So you know, sometimes our nafs, our ego, they say this no, this no, but we, you know, the sacrifice that we make for Allah, the rewards is what? Is a paradise, Jannah. So this is we have to make sacrifice for Allah. Egolarımız işte buna hayır buna hayır diyebiliyor. Fakat verdiğimiz ödünler bize cennet mükafat olarak cenneti getiriyor. İslam'la nasıl tanıştığını öğrenebilir miyim? How did you meet Islam? I was in England many years ago to study English. İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmiştim and yıllar önce. The first time I met one Muslim was there in the school. Okulda bir Müslümanla tanıştım. And he was from Saudi Arabia. He's a prince from Saudi Arabia. Bir Suudi Arabistan prensiyle tanıştım orada. And we were young, about 17-18 years old. 17-18 yaşlarındaydı. And he said to me, Jesus Christ is no son of God. Ve Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığını söyledi. And I was shocked because in the church, in the school, they said Isa is son of God. I was shocked from these words. Şok oldum çünkü bize okullarda ve kiliselerde İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu öğretiyorlardı. But in the same time he's telling me don't drink alcohol, don't eat pork, don't make you know many he said this is halal this is haram so he's teaching me you know and he's 17 18 like me but he's speaking like old man aynı zamanda bana dini de öğretiyordu yani işte alkol alma domuz yeme hani neyin helal ve neyin haram olduğunu öğretiyordu ama sanki yani ikimiz de 17-18 yaşlarındaydık fakat o sanki biraz daha olgun daha büyük bir insan gibiydi and he was very good with me very good character. Çok iyi bir karakteri vardı ve benle çok iyi, bana çok iyi davranıyordu. And I was thinking, I said that when I am in Italy, all the people they invite me in the street of Shaitan, but this guy is inviting me to the street of Allah. İtalya'daki bütün herkes beni şeytanın sokağına çağırıyordu, fakat bu arkadaşım beni Allah'ın yoluna davet etti. So it's a long story, but I make it very short. After one year, I came back in England. Someone called me. Uzun hikaye kısa anlatmak gerekirse İtalya'ya geri döndüğümde birisi beni çağırdı. And he was him. By chance Allah I met him without know that he was again in England. Ve gene arayan oymuş. O yani İngiltere'de
oradayken yine Allah'ın işte lütfu ve şans and tekrar karşılaştık. We became very close friend, very good friend. Ve çok iyi arkadaş olduk. And he invited me in Saudi Arabia. One time invited me in Saudi Arabia. Ve, after many years. Ve yıllar sonra beni Suudi Arabistan'a davet etti. And in Saudi Arabia, I saw the environment. I saw Adan, Ayala Salah, Ayala Falah. I said, everybody stop and I go to pray. So, oh, my God, in Italy, everybody, the ring, they don't care from the church. Oraya gittim de ezan okunduğu zaman herkes işlerini bırakıp camiye gidiyorlar, namaz kılıyorlar. Ama İtalya'da kilisenin çanı çaldığı zaman kimse kiliseye gitmiyor. Çok şaşırdım diyor. And everybody, I went to the mosque, everybody, police, doctor, everybody is, there is no difference. I said, everybody is going to the mosque. Hiçbir fark yok. Doktoru da, polisi de, herkes de camiye gidiyordu. So I started to read a book, Knowing Islam. They gave me a book, Knowing Islam. Bana bir kitap verdiler. And I found all the prophet, because I always said that Allah is one. And I find all the prophet, Musa, Noah, Yusuf, Suleyman, and Jesus, son of Mary. Ve bütün all the prophets. Peygamberleri araştırdım. İşte Nuh peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İsa'nın Meryem'in oğlu olduğunu gördüm. God, Allah subhanahu wa ta'ala sent to us 124,000 prophets. Allah bize 124,000 peygamber göndermiş. And the last prophet is Prophet Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber Hazreti Muhammed. So they said to me, now that you know the truth, why don't you come to the mosque? Ve madem gerçeği öğrendin, neden bizimle camiye gelmiyorsun? But you know, I was very strong Christian. It's not easy for me. I was praying every day. I go to the church. It was not easy for me. Fakat ben o zamanlar çok güçlü bir Hristiyandım. Her gün dua ediyordum ve bu benim için çok zordu. So with my mind, I said, Abdullah, my friend, he has the truth. But my heart, I was very scared, you know, afraid. Aklım bana doğruyu gösteriyordu, fakat kalbimde hala korkuyordum. So I said, okay, what I do, I go to the mosque and I make dua. Because Allah, I ask to Allah, Allah or Jesus Christ, who is my God? Please answer to me. Ve sonra camiye gittim ve dua ettim. Bana yanıt vermesini istedim. Hangisi daha ulu, Hazreti İsa mı yoksa Allah mı? Allah bana göster. Do you know, my respectable brother and sister, this is very difficult to explain, but I feel something that is bringing me to the mosque. Is in Arabic say the rahmah, it's blessing. Maybe it's angel, I don't see, but I feel something different. I never see this, feel this feeling. Bunu kardeşlerime açıklaması çok zordu ama Arabistan'dayken beni bir şey camiye çekiyordu. Bunu ifade etmesi çok güç ama bir şey çekiyordu camiye beni. So alhamdulillah, I went to pray and I didn't know the pray, but just when I finished, I found one Filipino from Manila. Ve camiye gidip dua ettim ve bir günce bir Filipinliyle, Manila'dan bir Filipinliyle tanıştım. And I asked him, oh, you are Muslim? I said, yes, I was Christian and became Muslim. O da Hristiyanken Müslüman olmuş. And I said to me, my name in before Islam is Alfredo. Ve ona İslamiyet'ten önceki adımı söyledim, Alfredo. And my name is Alfredo. Ve benim adım Alfredo. But this name is Italian name, is origin from England. I said, how come that this guy, he was Christian, his name is Alfredo, and now he's Muslim. And I was, oh. I said, Allah is speaking to me with a sign. Adım İtalyan adı Alfredo, aslında İngiliz. İngiltere'den gelme bir isim. Ama Müslüman oldum ve nasıl olur diye hani bir sordum diyor kendime. So I said to him, but you live here? They said, no, this is the first time I came here and I am traveler. Ve Manila'lı ile konuşurken buraya daha önce geldim mi diye sordum. Diyor, hayır, buraya ilk defa geldim. And I said, can I see your passport please? Pasaportunu görebilir miyim diye sordum. I said, is this your name? Alfredo. Aynı isimleri de aynıymış. Alfredo. Subhanallah. So, see the kudra, the power of Allah, he bring one from Filipino in Riyadh, and one Italian in Alfredo from Manila, and Alfredo from Italy in this mosque. This is the kudra of Allah. Ve Filipinlerden Alfredo ile İtalya'dan bir Alfredo'yu
camide birleştirdi. Allah'ın kudreti böyle bir şey. Then subhanallah I make a dua and this time when I make dua Allah subhanahu wa ta'ala from the heart he give me to me the nur in my heart I start to cry. Hidayet. Ve dua ettim ve Allah benim gönlüme bir nur indirdi ve ağlamaya başladım. And I was first time I cry in my life of happiness. Ve hayatımda ilk defa mutluluktan, sevinçten ağladım. In this time I feel very hot but I feel very well because Allah gives me his guidance. Ve kendimi çok iyi hissediyordum çünkü Allah bana yol gösteriyordu. There is no word to explain. Bunu açıklayacak bir kelime yok. Buradan şöyle yapalım zamanı iyi kullanmak adına. Kişisel yaşam öyküsü 17 yıl önceki Müslüman oluş anı sonrasında şu andaki mevcut organizasyon ne zaman nasıl kimler tarafından örgütlendi ve şu anda nasıl bir etkinlik içerisinde? Okay, we are want to ask you about the organization. How did it start and by whom? Yes. And what does it do now? The organization started in 1975. Organizasyon 1975 yılında başladı. In this organization there are 100 states that doğru soruyor. Doğru. Hangi? Doğru soruyor. Şimdiki hayır. Yani şu mevcut organizasyon güvenlik ve barış için devletler evet. Uluslararası evet. Parlamentosu organizasyon. Anladım. Onun arkasından soracağım. Tamam. This 1975 they start now we have almost 100 countries in the world. Ve şu anda 100'e yaklaşık ülke katılımcı. And this organization is collaborates with United Nations. Ve bu organizasyon Birleşmiş Milletler'le birlikte beraber çalışıyor. Yani and Birleşmiş Milletler akredite. Evet. Yeah, the purpose is to prevent the war in amacı savaştan kaçınmak, savaştan kaçınmayı. To respect the other culture. Diğer kültürlere saygı duymak. Different people. Diğer farklı insanlara saygı duymak. Human rights. İnsan haklarına saygı duymak. And now there is a new problem because the people they fight for the religion. Ve şu anki problem insanlar din yüzünden birbirleriyle savaşıyorlar. So they say in Italy for example said the next war will be a war of religion. Örnek olarak İtalya'da söylenen bir sonraki savaş din yüzünden crash ortaya çıkacak. Crash of civilization. Burada soru şu. Yani bir sivil toplum örgütünden söz ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e akredite bir sivil toplum örgütü. Doğru mu? Are they asking? Is it a non-profit organization? No. It's a parliament, like a European parliament. Hayır. Avrupa Birliği gibi bir parlament bu da. Sadece Müslümanlardan oluşmayan. Is it just consisting of Muslims or? No. We have a Christian. Everybody. Member is Christian, Muslim, Orthodox, Jewish. Everyone is. Soru şu. Bu son organizasyon. Nasıl haberdar oldular? Nasıl dahil oldular? Nasıl davetli oldular ve bu konuda ne düşünüyorlar? How did you heard this last organization? How did you participate this yes, organization? Yes, good question. I am a Muslim, Italian Muslim that I always defend Islam. Ben bir İtalyan Müslüman olarak her zaman Müslümanlığı savunan bir İtalyan Müslümanım. And many times I go to the television or in Italy they said you are moderate Muslim. Ve ben İtalya'da da sürekli televizyonlara çıktığımda bana ilerici Müslüman. I laugh because Islam is moderation. Ben buna gülüyorum çünkü İslam zaten ilericilik. Some people they don't understand really the way of Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı insanlar Hazreti Muhammed'in ne demek istediğini gerçekten anlamıyorlar. So they invite me not like I was not in this organization. They invited to make in a big event. There is too many people there. Büyük bir organizasyon yaptılar ve beni buraya çağırdılar. They speak about immigration, religion, problem. Göçmenlikten, dinden ve problemlerden bahsediliyor. And as a Italian Muslim, as I am a spokesman in my town. İtalyan bir Müslüman olarak ben kendi kasabamda konuşmacı olan bir insanım. Yeah, I before that position I have the position to have the relation with the government, local government. Bu pozisyonumdan önce yerel yönetimle ilişki kuran birisiydim. Yani görevim oydu. I speak in the name of the Muslim, Müslümanların adına konuşuyorum.
I was there is one minister or one deputy in this in this meeting. I was speaking about what is Islam, that Islam is respect for human being, for woman, for Christian, for everybody. Bu organizasyonda bir müdürle konuşuyordum ve İslam'ın ne olduğunu anlatıyordum. İslam işte insanlara, herkes yani Hristiyanını, Müslümanı, herkese saygı göstermek, herkese sevgi göstermek olduğunu söyledim. Even respect for the environment, for the animal, for everything. Her şey için yani bütün doğaya, çevreye, hayvanlara saygı duymak. So after I finish, this deputy, is the deputy, is living in Switzerland, he came to me. Bu konuşmamız bittikten sonra da bu İsviçre'den olan müdür tekrar bana geri geldi. And he also is a deputy of the International Parliament. Ve aynı zamanda parlamentoda da müdürlük görevinde. He said to me, I am a Christian. He said to me. Bana ben Hristiyanım dedi. Everybody spoke. Herkes konuştu. But your word entered my heart. Fakat senin kelimelerin benim kalbime ulaştı. So we need a man like you, like a Muslim like you, Italian from Europe, that is speaking this way to present Islam. Bize senin gibi konuşabilen bir Müslüman lazım bizim organizasyonumuza dedi. So I said I'm trying to do my best to bring you inside the organization. Seni organizasyona almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Then I said, okay, I speak to one prince from Saudi Arabia, one deputy in Africa, this Italian parliament make me letter of accreditation. Bir ara vermemiz lazım, o arayı verelim çünkü organizasyona nasıl dahil olduğunu öğrendik ama Mahmut Efendi'nin ödül organizasyonuna nasıl dahil olduğunu öğrenemedik. Tamam. Zaten son 5 dakikamız kaldı, onu son bölümde konuşalım. Değerli izleyiciler devam ediyoruz. Kapatacağız bölümde. Cübbeli Ahmet Hoca ile konuşmayı planlamıştık. Geçtiğimiz hafta daha önceki haftalarda olduğu gibi ama Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi bugün bütün programımızı ve gündemi alt üst etti. İşte bu pazar günü yapılacak olan organizasyonun valilik tarafından Yeni Şafak gazetesi manşet haberiyle beraber, iptalliğiyle beraber tabii ki ödül töreninin gerçekleşeceğini sizlerle paylaştık. Ve işte o ödül töreninin yabancı konuklarından birisi ile konuşuyoruz. Ve onun bu organizasyona nasıl ve ne şekilde dahil olduğunu kendisinden öğrenelim. How did you invited to this organization? Say again how I came here. Yeah, yes. How did you invited to this organization? I used to go in many meetings around the world, so the people they know me that I'm involved in relation between Christian Muslim, no? Dünya çapında birçok görüşmelere gidiyorum. Yani işte hem Hristiyanların hem Müslümanların katıldığı birçok. So when they called me, they said there is here in Istanbul this event from Sheikh Mahmud Efendi. Beni aradıklarında burada bu Şeyh Mahmud Efendi'nin bu organizasyonu olduğunu söylediler. I know that he is a well-known sheikh in the world. Bütün dünyada tanınmış bir şeyh olduğunu biliyordum. And very important as well in everywhere. Burada ve her yerde çok önemli birisi olduğunu. He is a Sunni. Bir Sünni. He is a very moderate person. Çok ilerici bir insan. And he has ilm. Ve ilim sahibi. And he love the people. Ve aynı zamanda insanları da seven. So I said why not? It's for me is an honor to come here as a minister, as ambassador. Elçi olarak benim buraya gelmem benim için çok büyük bir onurdu. So that's why I came here and I saw you know even the people they are in the hotel all the ulama they are very friendly very good people. Ve bu yüzden buraya geldim ve buradaki herkes inanılmaz derecede dost canlısıydı. Oteldeki insanlar olsun işte çalışanlar olsun herkes çok dost canlısıydı. And you know now there are many gathering but this is a very important gathering you know because really we want to speak about the knowledge of Islam. Birçok toplantılar oluyordu ama buradaki bu birleşme çok önemli bir birleşmeydi çünkü burada İslam'ın güzelliği hakkında konuşuluyordu. We have to understand that we in Europe we get all the scientists from the Islamic science. İtalya'da bütün bize gelen bilimsel verileri
Müslüman bilim adamlarından for me ediyoruz. For me also is a big honor to stay here in Turkey, which is a very important country in the world. Aynı zamanda benim için burada kalmak benim için çok büyük bir onur, çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Yes, the history of Islam, Islamic history is here. Ve İslamik tarih de burada. And I hope you enter in Europe. Ve umarım bunu Avrupa'ya da iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizle bitelim sevgili hocam. Evet. Bugün gündemimizi konuşamadık. Bugünün gündemini Yeni Şafak gazetesinin manşeti ve sizin provokatör olduğunuz iddiası noktaladı. Birçok iftira, yani şeyi kurmuş. Yani haberin tamamını uydurmuş, içeriğinde 29 ne varsa. Ekim'de talep ettiler diye. Talep etmek kesinmiş de. O kesinliğin üzerinden çok dikkat çekiciymiş bir de. Yani olmayan bir şeyi olduruyor, ondan sonra bu da çok dikkat çekici diyor. Yani yalan üzerine hüküm de bina ediyor bile. Ondan sonra bu kadarcık hiçbirinden ne haberim var, ne alakam var. Komün tertip heyetindeki arkadaşlar 29 Ekim adı bile geçmedi. Ekim'de olması bile tertipte yok. Eylül sonlarında olacakken. Bu ara tatilleri olduğu için Hint ulemasının ona denk getirmek mecburi, onlara uyuldu. Falan hepsini anlattı Şefik Hoca kardeş. Bu kadar beyanlardan sonra hala efendim burada sadece bana Mahmud Efendi Hazretleri'nin böyle bir organizası var, burada bir ilan yapmak lazım. Ve izinler alındı mı? Alındı. Biz de bunun üzerine bazı birkaç kere ilan yapabildik. Zaten bir iki canlı yayın oldu ondan sonra izinlerdi. Ben bu perşembe işte dergide bu yazı çıktı, Arifan dergisinde. Bütün bunlar izinler üzerine yapılmış şeylerdir. Şu anda izin iptal edildiyse ona da saygılıyız. Ama bu iftiralara asla saygıda duyamayız. Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız. Kabul edemeyiz diyorsunuz. Evet, yani büyük bir yalan var. Bunun en son söz Allah-u Teala kim yalan uydurduysa, kim bu iftiraları bize yaptıysa Allah hayırla ıslah eylesin. Eğer ıslahı mukadder değil de bir yerlere hizmet ediyorlarsa Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Allah'ın adaletine havale ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler, bu haftada programın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine cuma gecesi 20.30'da sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Bizim programımızın ardından gece hattı var. Ve eğer burada eksik kaldıysa o eksikleri Cübbeli Ahmet Hoca Gökhan Taşkın'la gece hattında tamamlayacak. İnsanlar kaçırmasın inşallah. O gece hattında basın toplantısı tamamı yayınlanacak. Herkesi davet edelim, dinlesin. Evet, başlıyoruz gece hattına. Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında az evvel de duyurusunu yapmıştım. Cübbeli Ahmet Hoca'yı bugün bu stüdyoya getiren aslına bakarsanız nahoş bir durum. Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca bizim televizyonumuzda yayın yapıyor, program yapıyor. Ve bizler onu yeni tanımış olmamıza rağmen gerçekten hem sohbetinden keyif aldık, hem onu yakından tanıdığımızda da çok farklı tanıtıldığını gördük daha evvelinde. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'ya soracağım. Beni bilenler bilir. Yekten sorarım. Bugün sizin için provokatör iddiasında bulundu bir gazete manşetten. Evet. Hocam provokatör müsünüz siz Allah aşkına? Demin istediniz ya davet yapmıştı. Halbuki daveti de ben yapmadım. Ben duyuru yaptım. Yani ilan yaptım. Hı hı. Daveti Marifet Derneği üstleniyor. Resmi işlemleri yapmış. Benim bu safhalarda hiçbir dahlim yok. Dolayısıyla bu organize tertip, yani şu gazetedeki şu rezillik, bunu kafir Müslümana yapmaz ya. Bir kafir yapmaz bunu. Efendim 29 Ekim belirlendi, istendi, yapıldı, mesaj çekildi, çarşafla gelin dendi. Bunların hiçbiri benim bir sözüm yok, beyanım yok. Efendim hadi diyelim gizli bir ortamda konuştuysak her şeyin kasetini çekiyorlar. Herkesin her şeyini dinliyorlar. Onu çıkartsınlar. Yani gizli de varsa çıkartsınlar, artık ne konuşuluyorsa duyuyorlar. Efendim bu kadar bir yalanı nasıl cesaret edebiliyorlar milletin gözüne baka baka? Halk yani bundan çok mutazarrır oldu. Çok üzüldü halkımız bizi. Bugün basın toplantısı da düzenlediniz. Onun haberini de aktaracağım zaten. Yani ben zaten halkımızdan rica ediyorum. Herkes birbirini şu anda haberdar etsin. Birazdan bu basın toplantısı mutlaka dinlemeleri lazım. Kısa ve öz oldu, müfit oldu. Fakat çok ipuçları orada bulacaklar. Yani meselenin altyapısı hakkında da çok ipuçları hocam bulacaklar. Yani siz de provokatör müsünüz diye sordum. Peki niye sizi provokatör ilan ettiler? Niye sizi hedef seçtiler diye ikinci soru. Yani diye. Beni hedef seçmelerinin sebebi birilerinin benden rahatsızlığı var. Tabii o rahatsızlık da neden kaynaklanıyor? Ben ipliklerini pazara çıkarıyorum. Yani bu memleketin bölünmemesi için, bu federasyonlara gidilmemesi için, burada bir efendim büyük İsrail projesi doğu tarafında uygulanmaması için,
efendim bunun tabi alt ayağı olarak misyonerlik faaliyetleri revaçta olmaması için böyle. Benim işim din adamlarıyla. Ama gidip bir papaz adamı Hristiyanlığa davet eder, adam Hristiyan olur. Beni alakadar etmez, o olabilir. Herkes özgürdür. Ama Müslümanım deyip de, hocayım deyip de, ilahiyattan etiketli şu bu vasıfları olan insanlar, bir de takva geçinip dünyaya karşı soğuk durup, insanların böyle meylini, rağbetini kazanıp, ondan sonra efendim işte iman şartı ikidir, işte onlara göre ikidir, ama onlar da cennete gider falan diye bu işleri yumuşatarak, Müslüman kızmak demin, bir İtalyan Müslüman olmuştu. Hı hı. Neler konuştu. Şimdi bizim insanlarımız bu tip insanlar. Yani Hristiyan Müslüman olmuş, şimdi Müslümanları İslam'a davet ediyor. Ve nasıl bir haz aldığını, nasıl bir huzur bulduğunu herkes dinleyenler fark etmiştir. Yani nasıl böyle bir vurdu kalbine şöyle bir, nasıl nur girdi kalbime diyor falan. Yani dinden gafil olan Müslümanları davet ediyor. Bizim insanlarımız bu. Bizim hasbihal ettiğimiz, davet ettiğimiz tipler bunlar. Ama şimdi öyle de bir grup türedi ki adam Hristiyan karı koca geliyor diyor ki efendim Müslüman olmak istiyorum. Bana İslam'ı şartlarını arz eder misiniz? E sen zaten cennete gideceksin, kal Hristiyan diyor adama. Din adına diyor bunu. Müslüman hocası olarak söylüyor diyor. Yani şimdi bu kadar fark var aramızda. Bu kadar fark var. Ve bu farklar yüzünden ben bu farklar yüzünden hedef seçildim. Çünkü burada ben susturulmak isteniyorum. Öyle veya böyle efendim bir teke tek meselelerinde dünya ayağa kalktı ya. Aman çıkartmayın amacım. Ne etkililer, ne yetkililer aramış. Dün Fatih Altaylı bana reklam aralarında neler söyledi. Ne isimler verdi. Ne ısrarlanmış. Aman çıkartma, aman çıkartma. Ne oluyor? Türkiye'ye bir zarar mı geldi? Halk ne kadar memnun oldu. Herkes yanlış tanımışız. Ama o istenmiyor. Efendim, bizim burada, biz ise böyle radikal gibi. Asla radikallik yok. Hocam sizin konferanslarınız böyle binlerce insan geliyor. Oraya işte... Cübbeyle, ne bileyim. Pantolonla kadın da geliyor, başı açık da başı geliyor. Açık kadın. Siz bunları gösterdiniz, sabun toplantı gösterdiniz. Yani sizin böyle bir hiçbir rahatsızlık olmadı. Hiçbir öyle isteğim de olamaz çünkü. Öyle şey olabilir mi? Halka açık salon. Zaten salonda niye yapın? Selahattin camileri seçmemişler diyor. Ya Diyanet Selahattin Camii verir mi bu iş için? Bir, Selahattin Camii'de hangisi 20 bin 30 bin kişi alır? İki, ondan sonra burada efendim camiler Diyanet'e bağlı. Dernek Diyanet'ten cami alamaz. Dernek, vilayetten, valilikten talepte bulunabilir. Her şeyin kanunu var, bir şeysi var. Camide, hangi camide ödül töreni gördünüz bugüne kadar? Yok canım, olur mu? Ama böyle bir şey niye istememişler falan. Şu şey, saçmalıklara bak. Yani hiç muvazene, muhakeme yapmadan yazmışlar. Çala kalem yazmışlar. Bu arada siz 300 din alimi İstanbul'da bu akşam yemek yapmışlar. Arkadaşlar o görüntüleri de Mahmut Efendi Hazretleri de orada. Evet. Ben mesela bulunamadım. Kendisini orada canlı yayına nasıl yetişeceğim diye önce çıktım. Kendisi gelmiş, katılmış herhalde benden sonra. Var görüntüleri. Yani bunlar hep zor lan. Kandırılıyor sanki Mahmut Efendi aşağı. O yaşta aklı başında insan. Yani bu kadar iftira, Hoca Efendi'ye hakaret. Ondan sonra çevresi rahatsız derken bir uydurma. Çevresi kim olduğu... Kim yapıyor peki bunu? Yani hangi cenah? Yani Amerika... İsrail projesi falan dediniz ki yani tabii bir misyonerlik faaliyeti yine başlamıyor. Yani bir iki türlü cephe var. Bir İsmail Ağa yani camiası içerisinde önde gelen ileri gelen gibi geçinip kendini öyle satıp işte Mahmut Efendi'den sonra bir köşe kapabilir miyim derdinde olanlar var. Bunlar bu işten rahatsız oluyor. Çünkü Mahmut Efendi canlanıyor diyor. Bak işte görüyorlar ekranda şimdi. Evet. Mübareğin canlılığı, diriliği, gözünün şu gözünün görüşünün çakışına bak ya. Sen efendim ödül alacaksın Hoca Efendi demişler de getirmişler. Şunu yazıyor bir Müslümanım diyen gazete ya. Şunu yazıyor şu zatın şu gözlerinin içine baksınlar da bakalım. O şeyleri de vardır bu işlerin uzmanları da vardır. Bakışından hocam, bile adamın aklının dengesini anlayan. Müslümanım diyen gazete dediniz. Hani böyle ayrımlar maalesef Türkiye'de oldu. İşte İslami yayın, İslami basın ha, deniyor. Yani İslami basın gibi görünen bir basının sizin evet. ifadenizle. Siz şu anda İslam'ı anlatıyorsunuz, dinimizin güzelliğini anlatıyorsunuz. Burada provokasyonluk ne var ya? Hayır bir de yani o kadar hoş bir anlatımınız var ki pek çok insan. Hani bu işlere uzak duranlar bile sizin bu anlatımınız yüzünden daha bir ilgi... görüşlüler olsun. Daha bir ilgiyle izliyor. Hepsinde bir evet bir talep var, bir istek var ama yok bu konuşmasın. E niye konuşmasın? E diyoruz ki efendim din arası diyalog saçmalıktır. Vatikan projesidir. Buna dikkatli olun. Memleketi böldürmeyelim. Dendi. 28 Şubat'tan zarar görenlerden birisiniz. En büyük zararı gördük. Ama gidip de insan hakları mahkemeden müracaat etmedik. Devletimizi şikayet etmedik.
Ondan sonra kaçmadık, geldik burada hapis yaptık. Bu kadar ağır şekerle bak hapisten çıkar çıkmaz bypass oldum. Tekrar tıkandım, stent oldum. Şah damarımda stent var. Yani bende ayaklarımda refleksler kalmamış. Yani 45 yaşındayım. Bu halde ben bu millete bir hizmet edeyim diye para pul istemiyorum, bir şey istemiyorum, bir istismar yapmadım, bir şey yapmadım. Bir jet ski'ye binilmesine istismar oldu. Ya bu helaldir, mubahtır, meşrudur. Yani bunda ne var? Bunu bile anlatamam. İki hafta bununla meşgul ettiler. Bu sefer o basın yayın kalktı. Şimdi İslami geçinenler benim aleyhime döndü. Niye İslami geçinenler benim aleyhime döndü? Ya Selefi akıma dikkat edelim, Vehhabi akıma dikkat edelim. Buradan Rafizi, Şii akıma dikkat edelim. Efendim Osmanlı ecdadımız geleneksel İslam'ı koruyalım. Osmanlı ecdadımız bu işi en iyi anlayan insanlardır. Şeyhülislamlar hepsine hürmet edelim. Ha, bu görüşteyiz diye. Bu sefer ortak cepheler birleşti. Belli bir düşman haline geldi. Diğer ehli sünnet birçok hocamız da var ama mübarekler. Ya toplanalım işte bir istişare yapalım. Bir karar verelim. Bu konuda da bir imza atalım altına denize bana. Beni karıştırma, beni ulaştırma. Biri doçent olacak, biri profesör olacak. Terfi edemem. Herkesin de bir hesabı var. Benim de bir hesabım yok. Bir şey de beklemiyorum. Zaten diyorum kendine hani artık bunu durduramıyoruz diye düşünüyorlarsa belki son çare bunu öldürelim hesabını da yaparlar. Ne bekliyorsunuz? Yani iki tane hocamızı şehit ettiler. Hızır Efendi hocamız, benim hocamdı o. Sonra Bayram Efendi arkadaşımdı. İki hocamızı şehit ettiler. Şimdi burada bu adamın sesi çok çıkıyor. Sus diyor susmuyor, dur diyor durmuyor. Tehditleri aldırmıyor. Gözü kara korkmuyor çünkü beklentim yok. Beklentim yok. Bir yere gelecek diye bekliyorum. Mahmut Efendi'den sonrasına dair bir hesabım yok. Allah şahit ben onu son şeyh olarak, üstad olarak görüyorum. Ondan sonrası için de zaten kalacağımı da ben efendim ondan sonra kalacağımı da ümit etmiyorum ve beklentim yok. Çünkü mübarek daha bir dinçleşti, gençleşti. Benim zaten durumum belli, her tarafım tıkanmış durumda. Ve ondan sonraya kalmamak için dua eden. Hakikaten çünkü o fitnelere bulaşmak istemiyorum. Bir post kavgası gibi görüntülere girmek istemiyorum. Çünkü benim de bir ilimle yüklenmişliğim var. Bildiğim şeylerin zekatını vermek üzere anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu tasavvuf tarikat işleri ile ilgili de bir yetkili değilim. İsmail Hacemat'ın temsilcisi değilim. Hiç böyle bir iddia etmedim. Teketeklerde demiştim. Kendi adıma konuşuyorum. Hatam savabım kendime. Bunlar hep beyanlarım var. Hal böyle olduğu halde rahatsız olanlar var. Kimi çok ucuz hesap peşinde. Çok ucuz hesap peşinde. Efendim işte ben öne çıkamıyorum, o mu öne çıkacak gibi. O çok ucuzcular. Fakat esas proje derin projedir. O derin projeye basın toplantısında kısaca temas ettim. Şimdi bütün halkımız Allah rızası için ben rica ediyorum. Mutlaka basın toplantısı birazdan siz yayınlayacaksınız. İyice dinlesinler. Orada çok güzel satır başlarını bulacaklar. Satır aralarını okuyacaklar. Maksadı anlayacaklar bir. İkincisi bize bu iftiraları reva gören efendim bu yayın kuruluşuna karşı da bizi seven halkımızdan Allah rızası için yani talebimizdir. Uyanık olsunlar, çok dikkatli olsunlar, gereken tavrı takılsınlar. Ne bekliyorsunuz dedim, ölüme kadar gittiniz. Çünkü ama öyle gidiyor, iki hocamız da burada gitti ama zaten. Bakın, her yeri dinliyorlar, kaset, maset, evet. Böyle bir şeyler de çıkar mı acaba? Yani efendim şimdi öyle de bir haber geldi o zaman. Değil mi? Tabii öyle de bir şeylik var. Tabii şimdi adamlar yani helala bakmaz, harama bakmaz. Bunlar adamın hanımıyla da olsa, efendim kendi yatak odasında olsa, kızının bir görüntüsü olsa veyahut da gayrimeşru olmasa, içeride de bile olsa, hadi senin bende tuvaletteki görüntün var, hesabını bile yapabilecek kadar, insanları intihara sevk ettirecek kadar, dün tekedeklere söyledim, müstehcen konuların yayılmasını sevenlere, dünya ahiret azap Nur suresinde Allah vaid ediyor, tehdit ediyor, hiçbir şey, bir dava körü körüne gidiyorlar, bu efendim Vatikan Projesi'nde misyonerlere hizmet etmek adına, efendim, her şeye taahhüt edilmiş, söz verilmiş. Şimdi bazı cemaatler, durun bakalım hoppala. Burada bu millet avanak değil, bu millet enayi değil. Bütün piyasaya kendini satmayın bakalım. Türkiye'yi sistemsiz etmiyorsunuz bakalım. Burada bu kadar ulema var, evliya var. Efendim, 2-3 kişinin şeyiyle, görüşüyle memleketi peşkeş çekemezsiniz burada. Söz veriyorlar şu kadar senede şu kadar misyonlara yol açılır. Bu durumlarda, bunu ama din adına yapılıyor. Bunun devletle, hükümetle alakası yok. Bunu din adına bu özel gruplar ve bunun arkasında efendim tabii lobiler var, localar var. Bunlar var. Para var. Menfaat var para tabii. Var. Çünkü 20 sene evvel ehli kitap yani Müslüman olmayan cennete gidemez diyen adam 20 sene sonra ne değişti de profesörün bütün görüşleri değişmiş vaziyette onun savunuculuğunu yapıyorlar. Bunlar azınlıkta da olsa sesleri çok çıkıyor. Ama şimdi vatanını milletini seven ben burada sağcı solcu ayrımı yapmadan, hatta Müslüman inanan inanmayan ayrımı da yapmadan,
bu vatanı seven, bölünmemesini isteyen herkesi Allah rızası için yani davet ediyorum. Uyanıklığa davet ediyorum. Ferasetli olsunlar. Efendim kimsenin efendim sofudur, velidir, hocadır, şeyhtir ona da bakmasınlar. Bir defa efendim dış güçlerle bağlantılarını ve dışarıyla irtibatlarını mutlaka irdelesinler, sorgulasınlar. Düşünmeden yorum yapmasın, karara varmasınlar. Herkes sağduyulu olsun. Ha ve biz tabii şeyi duyuyoruz yine. Valiliğin iptali, istihbari bilgiler ulaşmış deniyor. Dolayısıyla biz ona saygılıyız. Kanunlara saygılıyız. İptal olduğuna göre efendim halkımız kesinlikle Sinan Erdem salonuna gelip yorulmasın, zahmet etmesinler. Ondan sonra bu ödül törenine basın mensupları davetlidir. Bu otelde akşam 6'da, pazar günü saat 7'de. Basın mensupları davetlidir ama halk davetli değildir. Çünkü özel davetliler anca sığıyor. Bundan dolayı ben basın toplantımızı da dinlemeleri için... O basın toplantısına o zaman lafı da uzatmayalım. Basın toplantısında neler olduğunu hemen bir ekrana getirelim. Bu izleyen iftira atmıştır. Biz bu fitneye bulaşmayacağız. Bu manşet üzerine konuştu. Çok ağır konuştu. İspat etmeyen şerefsizdir. Hem de çok büyük şerefsizdir. Bu şerefsizlik Müslümana yakışmaz. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bugün Cübbeli Ahmet Hoca'yı suçlamanın merkezine koyan bu haber yer aldı. Türban sürecini provoke eden bir toplantı hazırlığında olmak suçlaması yapıldı. Provokasyoncu olduğumuz ifade edilmektedir. Halep oradaysa arşim buradadır. Benim bütün konuşmalarım kayıt altındadır. Bu toplantı provokasyonlardan tamamen uzak. O suçlama Sinan Erdem spor salonundaki bir toplantı üzerinden yapıldı. Provokatör suçlamasına dayanak olarak da toplantıya çağrılan üyelere atılan mesajlar gösterildi. Cübbesiz, sarıksız, çarşafsız gelmeyin şeklinde cep mesajlarının atıldığı iddia edildi Yeni Şafak gazetesi tarafından. Bunu nasıl becermişler? Bunu en yani 28 Şubat sürecinde bana bu kadar iftira yapılmıştır. Böyle bir iftirayla karşılaşmadım. Halkımızı... Devletimizle, polisimizle karşı karşıya getirmek fitneciliktir. Bundan dolayı bu fitne bizden uzaktır, biz ondan uzağız. Toplantıyı organize eden Marifet Derneği önce bir yazılı açıklamayla haberde geçen tüm iddiaları yalanladı. Ardındansa Ahmet Mahmut Ünlü kameralar karşısında gazeteyi iftira atmakla suçladı. Çok ağır konuştu. Böyle bir kılık kıyafet şovu. Bir de İslami geçinen, Müslümanım diyen adam var, efendim çarşaf şov şeklinde bu kadar Müslümanın namusu kabul ettiği tesettürüne, hicabına, kisvesine şov eklemesinde katarak böyle bir davet yapıldı demişti. Ben de diyorum ki ne zaman benim tarafımdan böyle bir ilan, çalvarlı gelin, cübbeli gelin, çarşaflı gelin ilan edilmiştir. Bunu bu gazete ispat etmek zorundadır. İspat etmeyen şerefsizdir. Hem de çok büyük şerefsizdir. Bu şerefsizlik Müslümana yakışmaz. Bunu üzerinden atması lazım. Cübbeli Hoca gazetede haberi yapanların mahkemeye verileceğini de söyledi. Toplantının da iptal edildiğini açıkladı. Yeni Şafak gazetesinde çıkan ki ben buna provokasyon diyorum. Bu provokasyon neticesinde valilik toplantıyı iptal etti. İşte basın toplantısı böyle geçti ama tekrar duyurmakta fayda var. Pazar günü saat 7'de. Tabii ödül töreni yapılacak ama basın mensupları yani ne olduğunu merak edenler açısından onlara haber ulaştırmak açısından anladım. Onlara izin verilmiştir yani. Ama halkımız iştirak edemez çünkü yer kısıtlıdır orada. Halk zarar görür yani kapıda kalır, yağmura kalabilir, soğuk olur. Halk iştirak etmesin. Anladım. Bu arada Marifet Derneği 42 ülkeden gelen 300 din alimini bu akşam yemekte bir araya getirdi. Siz buradaydınız ama... Ben bulunamadım. O görüntüleri ben müsaade ederseniz paylaşacağım tamam izleyenlerle. Ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Canlı yayından bir başka yayın aldım size. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Görüntüleri hemen ekrana getirelim. Marifet Derneği 42 ülkeden gelen yaklaşık 300 İslam alimini İstanbul'da verilen akşam yemeğinde bir araya getirdi. Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yemeğe İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dışında yine cemaatten pek çok önemli isim katıldı.
300 İslam aliminin bir araya gelişi bu görüntüleri de beraberinde getirdi. İşte o yemekten görüntüler geliyor ekranlarınıza. İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu da gördüğünüz gibi son derece sıhhatli. Basına kapalı gerçekleşti yemek ama basın yemek öncesinde bu görüntüleri alabildi. İşte o görüntüleri hep birlikte izledik.